Aa, özür dilerim. Neyse, başını duymamaları iyi oldu. evet. Arkadaşlar, size çok ilginç, bugün çok ilginç bir bilgiyle karşınızdayız. Türk devletinin resmi kedi to balık conversion rate'ini bulduk. Evet, böyle bir şey var. Peki bir şey diyeceğim. Neyi balık olarak alıyorlar mesela? Şey? Akvaryum balığı. Akvaryum balığı. Ya akvaryuma akvaryuma sığıyorsa okey yani. Hayır, akvaryum balığı büyük ihtimalle mesela lüfer olmuyor. Lüferi yiyecek içecekten sayıyordur. Canlı da gelse mi? Taze lüfer falan gibi. Bilmiyorum. Ya bu son kısım biraz son eventlerle şey olmuş olabilir. Çok bir şey olmuş olabilir ya. Şöyle, Zübeyda'nın vergisiz ne getirebildiğine bakıyorduk ve bu yüzden kişisel eşya getirebiliyor. Kişisel eşyanın da resmi tanımı var getirebildiğin gümrüksüz. Burada çok spesifik şeyler var. Mesela bir dalgıç takımı getirebiliyor. Bir kamp şeyi kamp çadırı getirebiliyor ama mat veya işte bununla ilgili başka aksesuarları da getiremediğini. İşte tulum, uyku tulumu yok mesela listede. Ama yatak getirebiliyorum hastaysam. İmiş. Evet, hastaysa hasta yolcuya ait yatak getirebiliyor. Mesela iki adet ütü getiremiyor biliyor musunuz? Tam tüm kargo vergi yiyor. İkinci ütüyü koyarsa. Evet. Yani hayır, o kadar spesifik şeyler var ki. Ama araba getirebiliyor. Evet. Ama mesela arabanın bagajına koyabiliyor mu? Mesela bir adet video kamera getirebiliyor ama 10 adet boş kaset. 11 adet boş kaset olamıyor. Veya fotoğraf makinesi getirebiliyor ama bir hafıza kartı. Evet. Veya 5 tane film rolosu. Veya 5 tane film. Bak, hafıza kartı to film conversion rate'ini de bulmuş olduk. Ama o tutuyor olup yani Şimdi kaç? 30 poz falan mı oluyor bir film? 24 poz alıyor galiba. Şimdi RAW artı JPEG çekiyorsan 100-120 makul. Makul bir şey diyeceğim. 16 GB 120 RAW footage bence makul bir conversion rate. En güzeli de kayıtlı olmak şartıyla 2 evcil hayvan veya 10 akvaryum balığı getirebiliyor. O yüzden Türkiye resmi akvaryum balığı to evcil hayvan conversion rate'ini bulduk. Mesela dedim ama bir kediyle bir hamster da eşit değil mi? Evet. Ama işte yapabiliyorsun. Bir kedi yerine 5 balık getirebiliyorsun. Evet. Ama bir hamster yerine de 5. Aynen. Mesela 5 balık bir hamster getirirsen bitiyor. Mesela Meksika semenderi, kurbağa falan. Onlar da sayılıyor. Bir evcil hayvan değil. Bu arada benim valizim üzerinden bunları konuşuyoruz ya, disclaimer geçmek istiyorum. Sadece kıyafet ve kitap için bakıyordum. Ama ütü de getirebilirsin şimdi. Bunu yapman lazım. Aynen. Yok ki voltaj bilmiyorum. Yani ütü, saç kurutma makinesi gibi şeylerde patlıyor. Kaç kilo voltaj? Bilmiyorum. Motorsuz şişme bot hakkını mı harcayacak mısın gerçekten? Hakkın var, getirme hakkın. Ben alayım, getir. Hakkımızı sonuna kadar kullanalım. Yani Değil mi? Şeyi de ödeyeceksen, ek lagajı hakkını da ödeyeceksen uçakta her ne kadar. Bu zaten yanındaki olacaksa. Değil, bu kargo ile yollaman için o. Aa, kargo ile, okey. Bunları kargo ile yollayabiliyorsun. 5 balık ve bir hamster kargo ile yollayabiliyorsun. Yazık ya. Gerçekten ya, şu an kargo ile işler daha kötü oldu. Mesela yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya diyor, tamam mı? Hı hı. Bir set mi demek bu? Hiç sanmıyorum. Ne kadardan sonra bu çizgiyi geçiyoruz? Ne kadardan sonra sen bu yok artık, bu kadar giyemezsin diyorlar? Yok, galiba kullanış amacından şey yapıyor. Raspberry. Bence de. Aramızda hoş geldin Raspberry. Ayrıyeten Uncle Pen'e de hoş geldin. Raspberry tabi abone olmuş, daha da hoş geldin. Mr. Delaware. Ne? Hayır, beni Dalavere'ye getiremezsin. Delavega'ymış bu. Tamam mı? Hoş geldin. Okey, biz insanlar gelmeye başladı. Geyiğimize bırakalım. Geyiğimi bırakıyormuş. Ben bu listeyi... Bugün bu arada o kadar fazla geyik gördüm ki istemiyorum artık. Gerçekten geyik gördün galiba. Çok fazla geyik gördüm. Nereye gittim? Her yerde geyik vardı. Çok korkuyorum. Aa Metin, yakında alpaka çiftliği varmış. Nerede? Münih'te.
Münih'te de mi varmış? Evet. Ben sadece şeyde Stuttgart'ta bulmuştum. Ben bayağı Maps'e yazınca çıktı. Aha çok güzel. Bir daha seni ziyarete geldiğimde alpakaları ziyarete geleceğim. Tamam. Öyle yani. Türk kümrü. Hayır bazen bu alpaka, şey var. Bir tane alpaka geçirebiliyor muyuz? O konuda bir şey var mı? Evcil hayvan olarak kayıtlıysa iki tane geçirebiliyorsun. Zaten biliyorsun bir tane geçirince üzülüyorlar. Evet. İki tane geçirmek gerekiyor. En az iki tane olması. Hı. Hatta üç falan. İki kişiyi halletmemiz gerekiyor. Dört tane getirmemiz. Tamam. Ya da şey yapalım. Üç tane getirelim, beş de balık getirelim. Bu da çok örgülüyor. Alpaka çiftliğinin şeyini de yapıyoruz değil mi böyle? Neden bir yeni gelenlere Türkiye'ye kargoyla yurt dışında yaşıyorsan yurt içine geri dönerken Türkiye'ye geri dönerken getirebildiğin eşyalar kargolayabildiğin eşyalar listesine bakıyorduk. Ve şey birinin oturup şu cümleyi yani bu mevzuatı yazan kişi bir hukukçunun iki evcil eşya hayvan tamam. Peki evcil eşya balık? Da ilginç olabilirdi. Yani iki evcil hayvan peki kaç balık? Şimdi iki hani peki, kılçıklı mı kılçıksız mı? Çünkü şey olmuş. Bu yasayı böyle bir ara yasayı böyle bırakırsa sadece iki balık getirebildiğini fark etmiş. Tamam mı? Ne oldu? Niye Rüveyda düştü. Ha Rüveyda düştü. Gülmekten. Bir ara şeyi fark etmiş. Yasayı böyle bırakırsa iki balık getirebiliyor biri. Bu kabul edilemez bulmuş bunu tamam mı? İki akvaryum balığı ve düşünmüş kaç tanesi mantıklı. Mevzuat değil mi bu teknik olarak? Yasa değil. Bu şey, karar. Karar. Gümrük kararı. Resmi gazete yayınlanmış gümrük. Aa okey, resmi gazete falan. He. Neyse en azından şey olmamış. Gümrük bakanlar kararı diye kararıymış. Gümrük kararı diye durup dururken gece yarısı bir ülkeye yardım geçmemiş. 2009'da yapılmış bu şey. Düşün, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olarak imzası var. Wow. Aynen. Hoş geldin Yaltırız. Hoş geldin Yaltırız. O zaman neyse. Yayında söylemem gereken şeyler aklıma geldi. Ya bu yayında neler söylendi? Yok hayır. Ya gerçekten. Evet, Ahmet yani gerçekten uğraşmışlar yani. Hayır biz daha tuhaf yasa çıkaracağız, karar çıkaracağız. Hayır biz daha tuhaf yasa çıkaracağız. İşte en azından şöyle düşün, tuhaf da olsa yasa çıkarıyorlarmış. Ya ama bazı limitlemeler çok üzüldüm, gerçekten çok garip ya. Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleriyle birer adet olmak üzere küçük ev aletleri getirebiliyorsun. Yolculuk esnasında kullanılacak şeyleri kargoyla yolluyorsun. Yani şey... Belki geneldir. Ben kargo için bakıyorum da genel de olabilir. Aa bu bir şey diyeceğim. Şey mi acaba? Şimdi yolculuk esnasında yolcunun taşıyamayacağı ürünler kargolanabilir. Derken yok. Açıkladığı aslında kargolanabilecek yer değil de taşınabilecekler and therefore kargolanabilecek yer olarak mı? Yolcunun araba kargolayabilir. Yolcunun sana. Beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya 3 ay sonra kargo veya posta. Hani beraber de veya kargolayabildiği şeyler. Okay. Beraberin de restriction yani. Okay, okay. Ama öyle yazdığımızda şu anda yolculuk sırasında kullanılabilecek mutfak aletlerini şey yapıyoruz. Hani kargolayabiliyoruz. Evet. Tamam, kontrol etmek istedim. RP'ciler yasa verirsen böyle olur. Hemen abi buradan şey yapmamız lazım. Strength modifier'ımı iki defa eklemenin yolunu bulmam lazım. Bu konuşmayı bir Avrupa bizi kıskanıyorla kapatmak istiyorum. Ukrayna'ya kıyafet ya da kitap yollayamıyormuşsun direkt. Yani ikinci el olan herhangi bir kıyafet yollayamıyormuşsun. Sıfır olması lazım. Bu kişisel şeyde dahil oluyormuş. Ve dergi, ders kitabı gibi basılı malzemeler yollanamıyormuş. Sadece fiction mi? Öyle bir şeyler demişlerdi. Arkadaşlar konuşuyorduk. İşte doğru. Ben bu arada... Öyle saçmamışlar yani. Bu konuda kesin... İncil götürebiliyor muyuz? Kesin bilgi sahibiyim. İncil. Avrupa kıskanıyor. Bu güzel, konuda kesin güzel. Bilgi sahibi. İncil güzeldi. İncil götürebiliyor muyuz? Çok nuanslı bir şakaydı. Doğukan bu kanalda böyle seviye. Götürme değil, göndermek.
göndermek şey götürmek yani, bu istiyorsan. Fazla yüksek bir seviye. Çıkıyorum o zaman. Disconnect. Aslında bir şey diyeceğim. Çok böyle şey olsak, ne bileyim, hukuk okuyan bir grup olsak bence şeyi yapıyor olmalıydık. Bu yasaları işte Montekuk'un tarzında yazalım. Şey mi? Siz takılın kafanıza göre ama kurallar bunlar mı diyeceğiz başında? Falan, evet. Yo yo şey falan olacak mesela. Seçmece yasa toplayacaksın falan. Ya A bandını bentini kullanıyorsun ya B bentini yasalı. Evet. Evet. Oyun. Bugün yani şöyle işte yurt dışından gelecek insanlar için biz bakıyorduk. İlginç geldiği için sizle de paylaştık. Yani biz bir de yayına girerken geyiğimizi yapıyorduk hazırlığımızı yaparken bir yandan. Atakan hazırlık yaparken ben bu geyiği yapıyordum. Ama şimdi ben oyunu anlatmaya başlayabilirim. Başlayabilirsin. Herkes hazır mı? Yo. Tamam, süper. Hatta bunu biraz aşağı indirsem olur sanki. Bu arada şey detayına da herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Atakan şu anda siyah bir arka plana sahip değil. Yeşil bir arka plana siyah chroma keyliyor. Nereden, feci... nereden çıkarıyorsun bunu ya? Ben bunu feci kılık atmış durumdayım. Nereden çıkarıyorsun ya? Allah Allah. Nereden çıkarıyorsun? Yok böyle bir şey. Teşekkürler Kurtar. Şey saatler olsun diyen yani, 6 sekontere de zorunluluktan kırpıldım. Haberiniz olsun. Fabrikada staj yapıyorum. Kırpıldım. Ben. Evet, kırptılar beni. Gıda fabrikasında staj yaptığım için tıraş zorunlu. Öyle. Şimdi. Oyun. Kış. Bu sıcaklardan sizi, İstanbul sıcağından sizi en azından 1-2 seanslıkta olsa kurtarmaya çalışacağım. Çünkü biz şu anda Maleren Adaları'nın kışına gidiyoruz. Yılbaşı gelmek üzere. Gelmek üzere derken daha aslında var da siz çocuklar için artık Aralık ayına girdiğin andan itibaren hediye sayımı başlar. Zaten İsveç'te şey tatili de uzundur. Hani lojistik imkanlar imkansızlıklardan ötürü de hatta şey tatili uzun tutulur. Kış tatili. Ve 13 Aralık'ta zaten okulun son günü artık neredeyse. Şeyler başlar, gelenekler başlar. 13 Aralık önemli bir gündür. Çocuklar hediye listelerini yapmaya başlar. Ve siz de bunları yapmaya başladınız. Günler kısa. Karanlık. Soğuk rüzgar. Kar yağışı. Tüm göller, tüm su kütleleri buz tutmuş durumda. Adalar arası yolculuklar için buz kırıcılar kullanılıyor. Veya direkt insanlar paten yapıyor adalar arası. Vapurların hareket edebilmesi için buz kırıcılar önce buzu kırıyor, şey yapılıyor, gece geri donuyor o açılan yol büyük bir ihtimalle. Bir iki günde bir o vapurların geçtiği yolun tekrar tekrar kırılması gerekiyor. Hatta bazen buz kırıcı vapurun önünden ilerliyor. O da ayrı bir makine. Atmosfer böyle. Her yer bembeyaz. Soğuk. Az şeyiniz var. Ama tabii ki bu da kar kaleleri, kardan adamlar, paten, kayak, kar topu savaşları. Evet, kesinlikle kar topu savaşları demek sizin için. En son maceramızda, sonbahar maceramızda yetişkinlerin bir kule, silindir, bir şeye çekilmesini fark etmiştiniz. Oraya gidiyorlardı ve gittiklerini bile doğru düzgün hatırlamıyorlardı, bir anlam veriyorlardı. Siz Gravitron'un halkanın, düğüpün içine girip, yani servis tünellerine girip, bu cihazın elektriğini keserek belki de etrafınızdaki tüm ebeveynleri kurtardınız ve şu anda buna kesinlikle pişmansınız. Çünkü aman öğretmenler de varmış içinde. Evet, aman kartopu savaşında bilmem ne yapmayın. Aman botlarınızı düzgün giymeden çıkmayın. Aman iki kat mont giyin. Falan. Keşke onları orada o silindirde bıraksaydınız. Yo. Ama üstünden 2-3 ay geçti. Ben hep dediklerini yapıyorum ben. Tutar, i̇ki kat giyiniyorum. Sen yapıyorsun. Bak Rüv de derken giyiniyor. Evet. Hava sıcak burada. Giyinemiyorum.
Klimanın altındayım o yüzden. Çok sıcak İstanbul. Bir de 60 derece bal kazanlarının çalıştığı fabrika daha da sıcak. Aa öyle değil mi Metin? Bal döküyor da. Sıcak olabilir ama %80 nem duydunuz mu hiç? Yok. Yok. Bence Japonya gerçek değil. Bir dakika duydum. %100'de zaten yağış oluyor yani. Çok daha normal bir şey değil. %80 nem. Yağmur falan yokken %80 nem. Yani neyse. Şey. Evet pardon. Yok ben şey diyeceğim. Her fırsatta bunu içimden atmak istiyorum çünkü. %80'den mesela nerede o çok oluyor biliyor musun? İzmir gibi ortasından şey geçen yerlerde. İzmir'de de ne var biliyor musunuz? Sponsorumuz. D20 masaüstü oluyor. Tertemiz. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Ben şey yapacaksın. İzmir'e laf atacaksın diye düşündüm. Ben gayet bekliyordum. Neden? Ben tebrik ediyorum. Dediğim anda uyandı işe. Hani ama bu arada şeyde etrafındaki kesme işaretlerini de görüyorsunuz. Neyse. Ve sponsorumuza da teşekkür ettikten sonra bu karlı kışlı güzel oyun günü için bu sıcakta lazımdı. Onlar olmasa oynayamayacaktık. Ya oynardık da böyle daha zevkli. Ve Maleren adalarına geri dönüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Favori aktiviteniz ne? Ekipçe veya ayrı ayrı. Karda yapabileceğiniz bir sürü şey var. Paten, ben... göle yakınsınız. Gölde paten kaymak. Kar topu savaşları. Heykeller, kaleler yapmak. Kayak kaymak. Ben... kızak kaymak. Aklınıza gelebilecek her şey. Kayımın tekerleklerini çıkardım. Şeylerden kayıyorum. Kar tepelerinden kayıyorum. Okey. Snowboard yapıyorsun yani. Aynen. Hoş geldiniz Alp'in Raid Partisi. Tam da bu arada geyiğimiz bitti. Oyunun atmosferini verdim. Atakan ilk cümleyi kurdu geldiniz. Hiçbir şey kaçırmadınız. Oturun. Şey Türkiye'nin gümrük yasalarındaki exchange rate'leri kaçırdınız sadece. Evet, çok bir güzel. Otururken bilmeniz gereken tek şey bir hamster 5 balık ediyor. Haydi gelin. Bu doğru. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı az önce. Yayından sonra anlatırım size. Evet Atakan. Sen snowboard yapıyorsun. Aynen. Ben tekerlekleri çıkardım. Çakma bir snowboardum var. Çakma bir snowboardumda kar tepelerinden böyle şey yapıyorlar ya. Yolları açarken kenarda biriken kar tepeleri oluyor ya. Onlardan kayıyorum. Bir oradan oraya kayıyorum. Bir buradan şuraya kayıyorum. Diyorum ki keşke şey olsa, keşke dağa çıksak da dağdan kaysak. Bunu derken sen dur şöyle bir bakayım senin karakter kendine. Aa attın mı sonra hani? Yani çok bir şey değil, move arttı. Hani attın da yani. Yokmuş ya hiç bağlayabileceğim bir şey. Tamam Troubles'ız geçecek bu sahne. Günlük hayatta ne denir? İşte yani kayıyorsun. Sonra bir süre sonra şeyden başka arkadaşlar hani ana grubun değil ama bir iki tane daha böyle kızak mızak kayan kişi yanına geliyor. İşte daha hani diğer tepeleri falan onlar küçük tepeler var dedik ya. Hı-hı. Onlar da onları kullanmaya başlıyor falan böyle karşılıklı artistlikler yaparak şey yaparak günün geçiyor. Yarın okulun son günü. Hani sonra 2-3 hafta okul olmayacak. O yüzden onu kutlamaları herkes. Bir sürü kişi yarın zaten hastayım diye okula gidecek. Hani. O yüzden bu konuda rahatsın ve sen şeye ne denir? Son günlerini 20 gün boyunca büyük bir ihtimalle aileniz şey bir macera bulacaksınız. Şey yapacaksınız ve sen de bu şeye snowboard olayına alışmaya harcıyorsun bu zamanı. Evet. Anissa veya Jeffrey ne yapıyorlar? Anissa kartopu oynamayı seviyor. Çünkü şey neydi adı? Kartopu atmakta iyi olduğu için değil mi? Dodgelamakta iyi olduğu için. Şey böyle ufak bir şey zaten böyle kolay kolay böyle kaçabildiği için kendini iyi hissediyor vurulmadığında. Ya gene sormuyorsun. Şu anda soruyorsun. Ha şu anda.
Okay. Bugünlerde. Şey. Bugünlerde. Ver bana. Yani. Okay. Şey. Neydi adı? Bunlar oldu. Hani arkadaşlar o zaman kartop oynuyor. Olmadığı zaman şey. O zaman. Neydi adı? Hı. Önerim geldi aklıma. Ya az evvel bir şey gelmedi. Seni tercih ederim şu an bunu. Şey. Hedef aile bahçenizde ailecek kardan heykeller falan yapmak. Yılbaşı süslemeleri hazırlığı için. Dördü şey anne evde değil. Bir şeye gitmiş. Sen ablan ve baban şey yapıyorsunuz. Baban çok katılmıyor. Hani şeyleri falan çözüyor. Ne denir? İşte ışıkları falan çözüyor. Dolanmışlar tabii bir senedir şeydeler. Çatı arasında duruyorlar. Siz ablanla da bir yandan şey yapıyorsunuz. İşte kardan adam olsun. İşte böyle şey kutular falan şeyleri asacak direkler. Kardan bir sürü şekiller yapmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Şey. Neydi adı? En son böyle şey takip ettiğim şeyden seriden, kitap serisinden bir main karakteri yapmak istiyorum. Ne şey? Ne beceremiyorum tabii ki de. Ama tabii şey yapamıyor. Yani. Bakıyor ablam. Böyle bir ortasında falan bir yerde. Eli arkasında. Burnu tam olmamış. Biraz daha kar lazım diyor. Ve senin suratına kar topunu yapıştırıyor. Oyun böyle oynanmıyor deyip böyle şey. Neydi adı? Heykelin burnundan hemen yakın olduğu için sonra bir daha yaparım. Burnundan alıp böyle makeshift bir kartopun suratına almak istiyorum. Tamam. O da şey yapıyor. Kaçamıyor tabii. Yakın milli range'de. Şerefet hadi Pathfinder Combat'a. Aç atak olmuyor. Aç atak değil. Kartopun demirci kaç opportunity... lan? Şey. Melee range'de range'de. Hayır. Şey. Özür dilerim. Çoğuz zamandır Pathfinder oynatmıyorum artık bir şey. Şey oldu değil mi? Kardan adam yapıyor bu attack opportunity'yi. Çünkü aslında şeymiş. Mimikmiş. Hayır. O. Çok iyi. Daha da şey. 3 tane goblin üst üste durmuşlar. Kardan adam kılığındalar. Ama kar goblini olduğu için şey olmuyor. Evet, soğuktan üşümüyorlar. Şey öyle. Neyse. Şey. Siz bu tabii ki kartopu savaşına dönüşüyor. Siz işte yaptığınız heykellerin yarısını kırarak şey yapıyorsunuz. Sonra anneniz geliyor. Şöyle ortalığa bakıyor. Elindeki poşetlerle içeriye doğru yürümeye devam ediyor. Yok. O beynin şeyi bence. O oyun tarzı. Yani senin değil. O şeyde of ilkokul anıları ya. Hain insanlar. Hiç yapmadım. Hiç taş koymadım kartopuma. Ama kartopunu sıkıp böyle sertleştirmek vardır. Ben onu bile yapmamaya özen gösteriyordum. Ben çok tatlı böyle şey yaparsın. Sıkarsın erir o tekrar donar. Biraz evet. Daha sıkarsın iyice erir tekrar donar. Böyle elin ıslak olur. Kartopunu buz topuna çevirirsin. Evet. Sonra etrafını tekrar karla kaplarsın ki buz topu olduğunu anlamasın kimse. Ne can acıtırdı onlar be. İstanbul'da kaç senedir kar tutmuyor ya. Hadi bunu konuşalım. Hani ben şu anda tekrar hani insan gerçekten taş koyuyorlar mı? Hani o benim evet. Değil. Onu çözmeye çalışırken birdenbire böyle şey nasıl böyle kötücül hani acıtan kartopu yapılabilir taktikleri vermeye başladı. Hayır. Bunu acıtması için yapmıyorsun bu arada. Bunu iyi uçması için yapıyorsun genelde. Evet ama acıtıyor da. Ama acıtıyor da. İyi uçunca çünkü şey oluyor tamam mı? Kartopunu biraz sıkman lazım ki şey olsun dağılmasın. Çünkü yerden kar alıp atarsan dağılır. Hafif sıkarsın zaten. Ama bunu abartırsan daha sağlam bir kütle olur ve daha güzel uçar ve daha acıtır. Evet. Öyle. Evet. Ve şey. Ne denir? Bu da böyle. Peki. Jeffrey ne yapıyor? Jeffrey şey. İsveç'in abi şeyini çok seviyor. Kışını çok seviyor. Çünkü dışarı çıkınca donuyor tamam mı? Donunca içeri giriyor, ısınıyor, sonra o ısınmayı tekrar yaşamak için tekrar dışarı çıkıyor. Donuyor, tekrar içeri giriyor, sonra tekrar dışarı çıkıyor tamam mı? Peki şeyi sevmiyor mu? Soğukta çay içmeyi sevmiyor mu?
Tabii canım, dışarıda onu diyecektim. Verandası var. Verandada şey kozalakla falan çalışan Halis Mulis abi şey odun semaveri, tamam mı? O semaverde kendi şey siyah çayını demliyor. Dışarıda onu içiyor böyle. Biraz daha az içiyor. Sonra çay bitiyor. Tekrar içiyor. Tekrar içeri giriyor. Ya. O odun semaverini kullanan 13 yaşındaki bir çocuğun zafire geçirdi ve öyle bulundu. tamam, bunu yaparken annenler içeride, hani sen böyle kapıdan çıkıyorsun. 15 dakika dışarıda bekliyorsun. Geliyorsun mutfağa, hızlı hızlı çay dolduruyorsun. Tekrar çıkıyorsun. Bu sırada işte annenler radyoda şey izliyorlar. Baban arada her seferinde sana böyle saçma sapan bir soru soruyor falan. İşte yani ne bileyim, bu sefer çayın kaç dakikada bitti? Ne kadar sıcaklık? Hani termosla ilgili soru soruyor. Sıcaklığı iyi tutuyor mu falan diye. Baban da hani şey, annen radyoyu dinliyor. Baban işte gazete okuyor. Arada sana laf atıyor falan. Akşam böyle geçiyor. İşte yani şey, bu arada hani ortalık da sakin yani, şeyde herkesin şeyde neden radyoda işte güzel şarkılar, işte şey indirimleri, yılbaşı indirimlerinin başlaması falan gibi şeyler konuşuluyor. İşte bir tek hani böyle korkutucu haber falan, bir tane yaşlı kadın böyle hani ayı gördüğünü söylüyor. Ama hani zaten bu zamanda da normal yani, onlar için de şey, sadece... Her taraf aynı. Her taraf İskandinav sakinliği. En büyük derdimiz hani ormandan çıkan ayılar görülmesi. Yani hani, büyük bir dertmiş ama şimdi. Yani hani armut veya balla çözülebilecek bir şey. İki farklı esprim var bunun için. Seçin siz. Armudun iyisini ayılar yer. Yani, şey vardı. Geçen yemekhanede şey çıktı. Armut çıktı işte. İş yerinde. Oh no, ve patronum yan masada oturuyor. Çok zor. Ve armutu beğenmedi. Çok zor tuttum kendimi. Evet. Bu da böyle bir beyaz yaka anımdır. Peki hani... şekilde hani şey, direkt hani bu az önce söylediğim proverb üzerine mi, yoksa hani peki kendi ürünlerinizi seviyor musunuz olarak mı falan? Yok, hayır demedim. Yani bir şeyler diyecektim. Aklımda bir sürü şey vardı. Yani mesela aklıma gelen şey, tabii siz bal yiyen cinstensiniz demek vardı mesela. direkt ayısın yani. O da iyi. Hayır işte espri geliyor, tutuyorsun kendini. Çünkü staj için 15 güne ihtiyacın var ve daha 8. gündesin. Son gün belki artık. Ben bir de 5 gün ekstra yapıyorum. Şeyden dolayı staj defterinde kötü format yapınca falan, böyle kötü yazınca gün kırıyorlar. Ceza, çünkü puan kıramadıkları için gün kırıyor zalim insanlar. Gün kırmak neyse. Ne ya? Bugün yani, yaşanmadı. Sen bugün çalışmadın aslında. Yani, stajını 3 gün eksik sayacağız. Yani anladın da yani hani şey. Ben o yüzden 5 gün buffer koydum. Kötü rapor yazabilmek için. Ha öyle. Ya bir de hani hazır oluyorken bir ay olsun dedim. Düz hesap. Maaş falan. Azıcık bir şey verecekler. Öyle. Tamam yani şey güzel, ortam güzel. Yani sonra hep beraber bir sonraki gün okul günü çıkışı, patenlerinizi almışsınız yanınıza. Uncle Pen kaydoluyor, YouTube'a koyuyoruz. Birkaç yani pazartesi olmadan YouTube'a gelir. ne denir? Patenleri alıyorsunuz. Jeffrey'in bilgisayarı çökmüş. Benim de bir hemen mutfaktan bir şey almam gerekiyor aslında bu sahneyi anlattıktan sonra. Doğukan... Aa, dondu. Okey. Tamam. Rüveyda, Atakan, Çete. Geliyorum hemen. Tamam. Şu anda yayını ele geçirdik. Ben de bir sen iki saniye yapışayet ederim. Aa okey, tamam sen de git o zaman. Ben chatle ben ilgilenirim. Chat. Biz giremedik bu oyuna, ne yapacağız? Ben bu arada şey mi yapsam? Hadi bununla uğraşayım bu arada. Böylece siz de karşınızdaki yalanları görün. İşte bakın. Aa, saçım şey olmuş, onu fark etmedim tabii şeyden dolayı. Yeni setup'ım böyle. Nasıl? Böyle artık.
Ama çok net şey yapmıyor. Çok net kilitleyemedim. O sinirimi bozdu. Şuradan ışık versem belki o tarafa daha mı iyi olur? Hadi. Belki daha iyi olur. Hoş geldin. Rüveyda da bir uzaklaştı. Ve hani zaten şu an... 6'da kalktığımı hatırladım. He. Ben girişte kahve içtim ya. Ben green screen'i gösteriyordum. İşte tam kilitleyemiyor falan. Ama ışık çok hoşuma gitti. Bayağı hani full filliyor şu anda ışık. Eski D12 dilemesi olmuş. Ya aslında daha yeşil ama kamera almıyor bunu. Bunu çok ilgimi çekti. Ben Atakan'ı şeyden protesto ediyorum. O kadar kasmışsın, green screen setuplamışsın. Arkaya absürt bir resim. Ya hayır şey sorun. Arkana, şu anda... Ne bileyim böyle şey Gencon koyuyor arkana ya. Hayır, bunu yapmamın en kolay yolu bu Logitech'in programından yapmaktı. Oradan yaptım ben de en kolay yolu doğal olarak. Ve orada arka plana resim koyma şeyi yok. Şeyden falan yapmam lazım. OBS'den hani virtual kamera falan açmam lazım. Senin dediğin şekilde yapabilmem için. Bir tane var araya koyabildiğin şey. Biz ajansta kullanacaktık. Bahadır kullanıyor, sorarım. Xcam mi? Xvideo mu? Xsplit olabilir mi? Xsplit olabilir. Xsplit de OBS. Skanderberg hoş geldin. OBS gibi şey programı. Aslında yayın programı diye biliyorum. Ama kamera outputlayabiliyorsun ya. Hı-hı. Hani sonra Discord'a o kamerayı verip geri alabilirsin onu. Olabilir. Şu anda bir şey yaptım. Discord'un ayarlarına geldim. Buradan... Ünter ama sen çok yani böyle beni üzüyorsun şu anda. Mesela böyle sadece şeye giden sadece yayına giden kısımla mı oynasam falan diye bakınıyorum. Çok da bir şey değişmiyor aslında. OBS'in ki daha zormuş. Logic Capture'da çat diye kilitliydi. Bu konuda mesela böyle şeyler yapabiliyorum. Yok yapmıyorum. Ne yaptın? Ben görmedim. Ya yayında şey oldum. Rengim kaçtı falan. Ha şey Logitech'in kamera ayarlarıyla oynuyorsun. OBS'teki filtreyle oynuyorum ama evet. Okay. Neden bugün oyuna başlayamadık ya? Başladık yani. Oyuna. Ne bileyim biraz böyle şey gibi oldu. Başlamamız da uzun sürdü ya. Ha ya evet. Olur öyle. 2 haftadır oynamıyorduk bu oyunu. Hı hı. Yani 20 gün oldu. Şimdi. Üçünüz beraber toplandınız. Okul çıkışı. Paten kaymaya gidiyorsunuz. Buz pateni. Çünkü göl artık tam donmuş. Güvenli gibi. Böyle açılış şeyleri yapılacak yani hani. Artık tamam hani artık gölde de paten yapıyoruz. Yani tek tük yapan vardı. Ama hani uyarıyordu insanlar. İşte böyle polis bekliyordu falan. Hani uyarıyordu yani. Polis bekliyordu derken. Uyarıyordu. Şey yapıyordu. Ama artık birkaç gündür tam şey yaptığı kesinleşti. Ve o yüzden bu cuma akşamı artık şey... Herkes şeyde buzun üstünde olacak. Siz de tabii bunu kaçırır mısınız? Kaçırmazsınız. O kahveci de geldi mi? Hı? O pis kahveci de geldi mi? Şöyle. ya o değişim öğrencisi ya. Daha herhalde tam kavrayamamış. Daha gelmedi ama kaçırmaz yani. Herhalde geç gelecek. Kahve yapmak uzun sürüyor ya bir daha. Tamam. Peki ateş yanmış bir yerde bir ateş varsa ben bir çay demleyeyim buradaki şeylere, insanlara. Ya şeyler var. Tek tük böyle sıcak çikolata satan böyle tezgahlar var. Hani kış yemekleri satan tezgahlar var. ve yani öyle... Yani onlardan rica etsen belki ateşlerini, sıcak çikolatacının ateşini falan kullanabilirsin de onun dışında öyle açık bir ateş yok tabii ki. İşte insanlar gölde şey yapıyor falan filan. Hani işte böyle bir iki şey var. Ne denir? Böyle bir iki patenci falan gösteri yapıyor. Ama bir tane patenci de gelmemiş. Kaçırmış açılışı. Yani olur öyle. Ben rakip sınıfımızdaki çocuklara kartopu atıp böyle bir şey yapabilir miyim? Kartopu savunusu fiştekleyebilir miyim? Teşekkür ederim Tuna.
Atamadığın abonelik için teşekkürler. Şöyle buzun üstündesiniz ya, karı gidip alman gerekiyor. Hadi gidip alayım o zaman. Tamam. Yani şey yapıyorsun, topluyorsun. O yüzden mermin az. Yani iki top var. Ha okey, anladım öyle. Yani buz pateninde. Ve sen buz pateninde tam böyle atacaksın. Abi etrafta buna kızacak çok insan var. Ya çocuklara atıyorum, onlara mı atıyorum? Fark etmez ama tehlikeli ya biri düşerse. O yüzden benden ya vazgeçmeni ya da sinik atmanı ya da sinik atmadan topu atmanı istiyorum. Ben bu konuda sinik atmak istiyorum çünkü... Ama sinik atmanın da sorunu şu, topun senden geldiğini anlamayacaklar. Olsun. Önemli olan o kar topunu atmak da orada. Okey. O zaman ben hemen sinik atıyorum. Anissa görüyorsun, yap şeyi sen görüyorsun, kar topu aldı ve kalabalığa kayboldu. Yani çok tehlikeli. Sen patenlerini giyiyordun. O beni hızlı giydi. Okey, okey. Ben şey... hala giyiyor muyum? Giydin. Ama beni kalabalığa kayboldu. Okey, ben şey... Yerde oturmaya devam edeceğim o zaman. Giymek için oturdum varsayıyorum. Hani aşağı doğru atarsa ve birinin işte şey... Ne bileyim, birinin üzerine çarpmana gelmesi daha kolay. Daha kolay siper alabilirim bana atacaksa diye. Bana atmayacaksa da çok sorun değil. Hani. Beni nereye gitti? O şey, eğlenecek o biraz sanırım. Biraz şeyi var, cephanesi var sanırım. Kartım savaşı. Ve ama bize karşı da olabilir, bilemiyorum. Şeyi topluyorsun. Kar toplarını biraz sıkıştırıyorsun. Pis bir insansın tabii. Çünkü. Tabii. Ve fırlatacaksın. Evet. Dur ben bunun şeyini, zarını. Force herhalde diye hissediyorum. Başka bir şey yok çünkü. Değil mi? Bence de. Şu skill listesini bir açamadım, pardon. Force. Aynen force. Ben bir de az önce fazladan şapmışım. O şapmayla da ben bunu böyle hemen yok olup karı toplayıp atmaya gitmemi çok hızlı hallettim gibi şey yapmak istiyorum, açıklamak istiyorum. Ama. Dolayısıyla hani bu başarılı olursa daha beni nereye gitti falan demeden ben kar topunu atmış olacağım umarım. Hadi bakalım. Yok, olmadı. Sen şeyi, karşı sınıftakileri ıskalıyorsun. Hı-hı. Ama kar topu görülüyor tabii. Hı-hı. Ama bakıyorlar hemen. Kim attı, ne oldu falan yok. Şey var, baktık kartopunun geldiği yönde boşluk var. Hani çok, çok hızlı hareket edin. Hani, evet. O yüzden böyle bir şey. Toplanıyorlar böyle 5 tane çocuk karşı sınıftan. Kendi aralarında böyle bir şeyler fısıldıyorlar ve sonra kaymaya devam ediyorlar. Tamam, ben hemen şey yapıyorum. Bizimkilerin yanına dönüyorum. Diyorum ki şu... Biz değilmişiz. Evet. Yok, size dönecektim ama olur. Ben o zaman bizim sınıftan başkalarını şey yapıyorum. Hayır, biliyorum. Onu demiyorum. Şey, ha. Ben Jeffrey'e diyeceğim bunu. Aa, bir de öyle bir şey var. Biz şey, aynı sınıfta değiliz. Bize saldırabilir. Bize saldırabilirsin, ha, okay, diye düşünmüştüm ben. Ben o zaman bizim... Yani bize vurmayınca okey. Biz bizim sınıftan başkalarının yanına gidiyorum. Diyorum ki öbür sınıf var ya, öbür sınıf. Bilmiyorum artık ne, nasıl, şube mi var? B şubesi. Çünkü neden? Biz C'siniz. Artık, biz C'yiz. B'yi sevmiyorsunuz. O zaman hani B'yi sevmiyoruz. Şey diyorum, B şubelerini konuşurken duydum galiba kartopu atmayı planlıyorlar. Hazır olun diyorum. Bunu hani yedirmek için bir lead atar mısın? Ben bunu yedirmek için bir lead atarım. Öyle atarım yani. Sınıflar 10 kişi. Aha. Ben doğru öğretmenler yeterince iyi ilgilenebilsin diye. Ben bunu yedirmek için bir lead atarım. Kapasın. Nasıl ya? Pis bir hain beyler. B'de oldukları, alfabede daha önde oldukları yetmiyor. Hem de ben kar toplarının içerisine taş koyarken gördüm onları. Hem de patende. Hem de taşa patende. Şey yapacaklar. Hayır, şey yapacaklar. Hızlıca. Tatilde sakatlayıp tatilde mutsuz olmamızı istiyorlar. Tatilde dışarı çıkamayalım, koşamayalım istiyorlar.
O kadar düşündüklerini sanmıyorum. Bence bize kar topu atıp üstünlüklerini göstermek, aşağılamak istiyorlar. O zaman biz kar topu atalım. Evet, şey yapalım. Bak şimdi. Şu şey var ya, kayacağız ya buradan. Sen bu kayarken şurada şey çıkıntı şey var. Buradan dönüyoruz. O döndüğümüz yerin arkasındaki şey görülmüyor. Bak orada karlar yükselmiş. Tam oraya saklanıp onlar geçerken bir salvo atıp daha sonra toz olabiliriz. Tenleri çıkaralım yani. Deniz hoş geldin. Gerek var mı patenleri çıkarmaya? Karda yürürüz patenle. Ha tamam. Ama hızlı kaçamayız o zaman. Diyor başkası. Doğru dedim. O zaman patenleri çıkaracağız evet. Ama hazır ol. Başka bir tanesi dördüncüsü diyor ki. Siz de böyle 6 kişi toplandınız. Başka bir tanesi de diyor ki. Ya bence. 2 kişi patenleri çıkarsın. Kartopları hazırlasın. Biz yanlarından kayalım versinler bize. Kovalayalım. Ama döverler bizi. Aynı yaştayız, dövemezler bizi. Doğru söylüyorsun. Tamam böyle yapalım. O zaman sen kartopu ayarlayacaksınız. Ay ben niye kartopu yapıyorum ya? Ben kayacağım, o kartopu yapsın. Ama bak bunu konuşmuştuk. Şu an kesinlikle isim atamıyorum. Nord Muscle sen. Ama bunu konuşmuştuk Nord Muscle sen. Bak bu sefer sen kartopunu ayarla. Sonraki sefer ben ayarlarım, tamam? Ne diyor bir tanesi? Niye sen seçiyorsun hep? Hep sen seçiyorsun, hep en eğlenceli işi sen yapıyorsun. Çünkü bu fikirleri hep ben getiriyorum. Ben seçeceğim tabii. Hayır, kartopu fikri benden geldi. Hayır, şey fikri de benden geldi. Sen sadece haberi getirdin. Mızıkçı. Siz de getirseydiniz haberi. Getirdiniz mi? Sen Nord Muscle sen. Hiç haber getirdin mi? Şey diyor. Evet Nord Muscle sen getirdin mi? Getirmedi. Onun için sen şimdi kar topla. Biz dördümüz. Bak onlar oradan dönerken diğer tarafa doğru döneceğiz. Kar topu atacağız. Onlar şaşıracaklar. Siz daha sonra bize kar toplarını vereceksiniz. Biz bir tane daha atacağız. Sonrasına bakarız. Hayır, ikinci tek şartla. İkinci şeyde ilk kar toplarını yapacağız. Patenleri giyeceğiz. Başkası verecek kar toplarını. Tamam. Komünizm de getirdik, süper. Sosyal numar, aynen. C sınıfı yapıyorlar ve kaymaya başlıyorlar. Aynen. Ben de onlarla kayıyorum. Tamam, hemen yerleşiyorsunuz. Evet. Sistem hazır. Evet, hemen pusuya giriyoruz. Kartopunun otomasyonu bağlı. Doğru. Ama bu lojistik problemi gerçekten. Evet. Yani. Değil mi? O çocuk endüstri mühendisi olacak. Björn. North Muscle sen mi? Hayır, Björn'ün önerisinde. Ha, Björn. Aynen. Aynen. Klişe bir ismi olması lazım. Benim hatırlamam için. Ha. Ama North Muscle sen de çok akılda kalıcı bir Arkadaşlar siz şey görüyorsunuz. Jeffrey kendisi gibi bücür 5 kişiyi topladı. Beni kendisi gibi bücür 5 kişiyi topladı. Tamam mı? Ve saldırı planı yapıyorlar. Yaklaşık 50 kişi falan paten kayıyor bu şeyde. Gölde. Ama bunlar hatta 60-70 yani hani dışarıda hazırlananlar şeylerle. Bunlar burada kaos. Patlamış bir sır getirdin mi? Ben de benzer bir şey yaptım ama ondan önce şey bir böyle ne? Beni empathize mi atabilir miyim? Hani yani nasıl söyleyeyim? Bu hani rival şey muhabbetini anlayabilir miyim diye diyorum. Hani bize iş gelir mi? Sadece derdim o. Empathize de atmana gerek yok. Hani okay. Şey oyuncular arası zar atma anlamında. Yok, ortamı yani, soruyor ama. Ha, ortamı soruyorsun. Okey. At o zaman. Ortam yani. O hani onun tayfası bize de şey yapar mı? O ve onun tayfası bize de ulaşır mı? Söyleyeyim. Aynen. Nereden? Mind 5'te. Jeffrey şöyle bir düşünüyor. Yalnız bunlardan bir tanesi düşse, sonra böyle kaymaya başlasa, kaysa başka birisinin bacağına gitse, böyle gelse, kesse, derse, bence çok tehlikeli bir şey yapıyorlar.
Sen tam Jeffrey bunu dediği için Anissa senin de şeyi fark ediyorsun. Dedim ya birkaç gün öncesine kadar burada gün nöbetçiler duruyordu falan diye. Hı hı. Hala varlar. Ve böyle bir şey olduğunda büyük bir ihtimalle kaos çok tehlikeli. İnsanları birbirini düşürebilecek, şey yapabilecek. Jeffrey'in dediği gibi. Büyük bir ihtimalle sen şey o kadar hızlı müdahale edecekler ki büyük bir ihtimalle olay size varmayacak. Yani herkes gülüyor, oynuyor, eğleniyor, paten kayıyor, dans ediyor falan ama dışarıda bekleyen 3-4 tane ciddi görevli var. Tamam. O yüzden olay sana kalmayacak büyük bir ihtimalle. Yani ortamda o havayı seziyorsun. Patlamış mısın değil mi? Şey var. Sıcak kestane var. Kestane doğru. Patlamış değil mi? Kestane varmış. Şey bir şey olmaz ya. Şurada bakın nöbetçiler var zaten. Şey o part neydi adı? Gerçekten dediğin gibi tehlike olursa ona yardımcı olurlar. Emin misin? Biz uğraşmayalım. Boş ver ne olacak? Çünkü bir film izlemiştim. İzlediğim filmde buz pateninin altını çıkartıp bir tahtaya bağlayıp balta yapıyordu. İyi fikirmiş. Ablam öyle filmleri izlemeyiz. Beni ye bu fikri verme bence. Şey diyeceğim bu arada. Kestane internasyonel mi Türkiye'ye özel bir kış şeyi mi? İnternasyonel diyor. Yani. Galiba sobada kızartma kısmı Türkiye'ye özel olabilir. Hayır, ama şey vardı. Burada sobada kızartan bir şeydim sanırım. Sanırım. Okey, Japonya'da sen sokakta kestane alabildiysen benim sorumun cevabı sokakta geldi. Sokakta değil de yani bir spesifik bir yerde şey hani sıcak şey kestane yediğimi hatırlıyorum. Peki, Türkçe miydi? Ha? Hayır. Peki, tamam o zaman sorun çözüm. Demek ki internasyonel. En az. Çünkü mesela Atakan Almanya'yı dese inanmayacağım. Türk dolu. Aa kestane gördüm. Ama şeydi bu markette gördüm yani. Tamam. Ben o zaman bu arada arkaya şey koydum. Uygun farklı görsel koydum. Önce Gencon koymuştum. Aynen. Şimdi kapağını koydun oyun. Gencon okey tamam. Konvaşına ben değil mi? Ne anlamamıştım okey. Ben dedim Gencon koysana diye. Tamam. Gencon koydu. Ben Jane'i istemiştim. Niye iki kere farklı okudum bilmiyorum. Jive mı? Jif mi? Gif mi? Ben Jive'çiyim. Jive'ın ilk söylemem ve bilmen beni mutlu etti. Gif ile Jif kavgasını çözmek için uydurulan Jive. Ben Jive'çiyim. Şey sonunda bütün pronunciation'ları birleştirecek. Evet. Bir avatar. Ama o zaman Gayf diye de kavga etmeye başlarsın ki. Yok yok onun bir açıklaması vardı bir yerlerde. Neyse. Şey oyun. Oyun oynuyoruz biz. Bugün giremedik oyuna ya. Evet. Tamam. Siz otomasyonu kurdunuz. Industrial War Complex hazır. Military Industrial Complex hazır. Bir de ben şey tamam. Yapıyorum böyle çamurdan iki tarafa çizgi çekiyorum. Okey. Önemli. Ve şey. Ne denir? Şeyler toplanır. Siz eller arkada şeylere doğru gidiyorsunuz. Ne denir? Yok yok şey yapıyoruz. Kayacakları yerin arkasındaki bir tepenin hani oradan geçerken. Hayır, o yandan vazgeçildi ya. Ha şey kayarak atıp kaçacağız. Okey tamam. He, kayacaksınız şey yapacaksınız. Çember çizip hazır toplar bekleyecek. Hani iki kişi iki herkese birer top verecek. Bir daha. Tamam. Hani tamam. Döngü kuruldu. Loop herkes diyebilir yedir. Miyiz? Ne? Bir loop kurduk loop. Diyebilir miyiz? Bir loop kuruldu aynen. ve kar topları hazır. Karşısın vurdukları mı deliriyor? Şey ne? Hani loop şey loop sickness mıydı? Şey o şeylerde olanlar deliriyorlardı. Onlara referans yapmaya çalıştım. Hani. Ya. Babasının duvara bakması. Ben anladım. Ha, onun adı Loop Sickness mi koyduk? Okey ben bilmiyordum. Öyle bir şey demiş miyiz? Yanlış mı hatırlıyorum? Ben hiç bir şey demedim. Senaryoda öyle bir Loop'ta isim. Çalışanlar öyle bir şey tuhaf oluyor. Ha yok öyle, öyle bir şey var da o hastalık o hastalık mı bilmiyoruz. Ha okey okey okey. Ben şey oyuncu olarak yorum katmışım işin içine pardon. İyi iyi. Şey. Okey. Ben ona hani Loop'ta bulunanlar öyle hani onun bilmem nesine etkileniyor Loop Sickness falan diye düşünmüştüm.
Şöyle. B sınıfı kartopundan biraz şüphelenmişti gerçekten. Ama sizin kadar bir full saldırı veya şey değil. Sadece gözümüzü açık tutalım. İki tane yani beraber şey yapan ne denir? Beraber kayan B sınıfıyı 4 kişi 8 kartopuyla bir anda yağmura tutuyorsunuz. Yere düşüyorlar. Ve diğer bağırıyorlar. Hemen diğer B sınıfı oraya doğru kaymaya başlıyor ama siz ikinci tur için dönüyorsunuz. Diğer B sınıf arkadaşlarını kaldırmaya yardım ederken çat çat çat. Bayağı siz... yani savaş suçu işliyoruz burada. Aynen. İkinci şeyi savunuş yapıyorsunuz. Çocuklardan biri ağlamaya başlıyor. Falan. Bir anda etraftaki insanlar ikinci salvoda ne oluyor oluyorlar. Dediğim gibi bu şey büyük. Göl büyük ama hani yani sonuçta dikkat çekiyor. Sonuçta kalabalıklar var. Böyle şeylerden B sınıfından birinin annesi de buradaymış. O hemen kaymaya yanlarına gitmeye çalışıyor. Senin arkadaşlarından iki tanesinin babası kardeşler onlar. İki tanesinin babası kenardan bağırıyor. Ne yapıyorsunuz siz kartopu falan öyle yapmayın diye falan bağırmaya başlıyor biz, babası. Biz olay çıkınca hemen kayboluyoruz. Okey. Siz üçüncü tura dönecektiniz. Yok yok şey oluyor falan. Hani demiştik ya biz bir alacağız ondan sonra siz atacaksınız. Onlar patenlerini giyerken ben ortadan kayboluyorum. Okey. Ve şey ihale de o ikisine kalıyor. Aynen. Şeyler geliyor. Güvenlikler şey zaten onlarda ayakkabı şey bir çivili ayakkabı var. Şey değil onlar patenli değil. Koştur koştur geliyorlar. O çocukları böyle şey. North Muscle böyle, senle şeyi. North Muscle senle başka birini. Başka birini. Normalde sen hayır şeyin hepsi Benny'nin fikriydi falan. Çıkar çabuk bu patenleri. Normalde sen yoksa yani burada kış boyunca kaymanı yasaklarız. Bugün artık burada daha fazla. Git ev, annen nerede senin? Lan, hayır anneme söylemeyin diye ağlamaya başlıyor. Benny yaptı Benny'nin fikriydi falan diye. Ben bir süre şey sessiz gölgelerde kalıyorum. Daha sonra şeylerin yanına geleceğim. Gölgeler dedim oraya dönmüyorum da bir süre çıkmıyorum ortaya. Sonra Jeffrey'nin yanına geleceğim. Bizim yanına geleceğim. Siz olanları izlediniz ve gerçekten Cenova suçları işlendi. Savaş suçu işlendi. Ve hani gerçekten morarttılar. Hani şeyleri. Nasıl hakladık ama? Sakatlanan olmamıştır ama canları acıdı. Bence bir daha buz pateni yaparken yapmayın. Sonra biriniz kayar ötekini keser. Ne kimse kesmedi ya kartopu attık. Ama altınızdaki patenler buzu nasıl kesiyor görmüyor musun? Düşünsene buzu kesmek yerine. Ha doğru diyorsun. Aslında bayağı keskinler. Tekme atsaydım keşke. Ah beni. Ama yok onu daha kanlı bir muharebede yaparız. Tamam benim. Ama öyle yaptığın daha zaman dur, kartopunda kazanmış olmuyorsun ki. Daha dur bak şimdi ben bunu yaptık. Şimdi onlar intikam almaya gelecek. O zamana hazırlanıyorum ben. Sen bu soğukta bir su balonunun ne kadar acı verici olacağını düşünebiliyor musun? Ben Atakan lise 2'deyken tanıştığım için o kadar memnunum. Ben bunu yeni fark ediyorum. O zaman ben bundan sonra belki senin gibi düşünen insanlar vardır diye şey iki montumun üstüne bir de yağmurluk giyeceğim ki öyle şeyler yaşamayayım. İyi yaparsın. Sizin peşinizden de gelebilirler. Yok genelde üst sınıflara bulaşmazlar ama benim. Onu o olsun. Filmlerde onların peşinden de geliyorlar. Okay. Anissa bak sen de dikkat et. Şey yapma. Çok öyle kitap falan okuma bence... dışarıda. Bu artık savaş tamam mı? Bence sen sadece birazcık güçsüzsün beni. Çünkü gerçekten kartopunda kazanabiliyor olsaydın böyle şey yapmana gerek kalmazdı. Yok kartopunda kazandık. Ben büyük resmi görüyorum Anissa.
Şimdi bak ben biz onları dövdük. Hayır sadece. Hayır sadece kaybetmekten korktuğun için mızıkçılık yapıyorsun. Mızıkçılık yapmıyorum. Onlar bir şey saldırmazsa. Mızıkçılık yapıyorsun. Mızıkçılık yapıyorsun. Kaç tane senin gördüğün büyük resmi anladım. Hiç soğuk su balonu yapıldı mı hiç? Bak Anissa, bu bir şiddet döngüsü, tamam mı? Bu döngüyü ben başlattım, ben kontrol ediyorum. Diğer ufaklıkların hepsi böyle mi? Büyük resim diyorsun. Diğerleri böyle, o yüzden saldırıyorsun değil mi? Böyle bir şey yapıyor. Hiç öyle düşünmemiştim. Ama çok mantıklı. Çok mantıklı Jeffrey, ben... Evet. Yoksa neden B sınıfında olsunlar? Ama ben ciddi değildim. Eğer öylelerse. Öylelerse daha farklı bir şekilde. Yok, suda, ama sudan etkileniyor zaylılar, doğru. Tamam. Bence. Değil mi? Onları karşısında yenmelisin. Yendim. Ve bir daha mı yeneyim? Tamam. Bir daha yen. Sürekli yen. Sana bir daha seninle karşılık yapmaya korksunlar. Doğru. Şey yapmam lazım. Önce. Sana subonlarında. Şöyle şunların makineleri olursa onları atarız. Ruhlarını kırmam lazım önce kartopunda. Haklısın. Ben A sınıfına gideyim. ben A sınıfına gideyim. Belki A sınıfından da bir iki yandaş bulabilirim. Beni. Sen hiç şey gördün mü? Böyle henüz topu fırlatan makineler oluyor. Hayır Jeffrey. Canavar yaratılıyor. Gerçekten. Eğer yeterince kompakt kar topları yaparsan bence onları kar topu fırlatmaya ayarlayabiliriz. Bir sonraki kere villain biziz değil mi? Nereden bulacağız bunları Jeffrey? Bilmem. Ama aklımda bulunsun. Mitralyoz yapabiliriz yani. Bu arada hani siz bunları, hani siz de paten kaymak istediğiniz için hani buradayken, hı, hava çok daha da soğumadan, hava karanlık zaten, paten kayarak konuşuyorsunuz bunu. Ha tamam, ben de onu diyecektim. Aynen, yani bir süredir kayıyorsunuz yavaş yavaş. Yani neydi adı, bunlar eğlenceli, sadece birazcık dikkat çekmemiz lazım. Çünkü olur da böyle, nasıl söyleyeyim, onları gerçekten çok bariz bir şekilde yenerse, ki de mesela böyle makineyle kartopu fırlatırsak. Yolda seni Anissa, bu davaya sen de katıldığın için çok mutluyum. bulduğum ağzından gelin. Geçen hafta burada kalmamıza izin vermiyorlardı ya. Yine izin vermezler. O yüzden çaktırmadan yapmamız lazım. Evet. Burada ama, yapmayız biz. Ama şöyle düşün. Onlara da izin vermezler. Dolayısıyla bence onlar da dolayısıyla bizimle kayamayız. Ne? Onların arasında ben kaymak istiyorum. Yok diyorum. Diyorum ki onlar da şey yapmaz yani. Onun için. Ben kaymak istiyorum. Onlardan benle. Ben kaymak istiyorum. Ben de. Tamam. Bir şey olmaz. Siz o işi bana bırakın. Ben kaymak istiyorum. Kay. Tamam Anissa, kay. Ama yani savaş var burada. Bunu söyleyeyim yani. O zaman ben sadece kan, ter ve gözyaşı söz veriyorum. ben kan, ter ve gözyaşı istemem. Ben kaymak istiyorum. Kana benim, gerek arada, yok. Biraz önceki yaptığınız olaydan sonra bir şey var. Hem sizin üstünüzde bir göz var, özellikle de güvenlikler tarafından. Yani bugün değil, başka günün planları gibi düşünmek daha mantıklı. Evet kesinlikle. Ama yani aniden bastırılsak diye ben hemen ayarlayacağım. Su balonu ayarlayacağım. Yanında taşımak lazım. O da yarın artık. Yarın artık. Su balonunu nasıl tutmayı düşünüyorsun? Baksana ben iki kat giyiniyorum. İki tane mont var üzerimde. O dışarıda donmayacak mı beni? Daha iyi. O zaman yaptığın şey kartopu olmuyor. O zaman yaptığın şey sulu buz oluyor. Madem öyle yapacaksın, demir top al, demir top fırlat kafalarına. Yok yani, yok, o çok aşırı, olmaz. Çizgimi demir, çizgiyi burada çekiyorum. Ben yetişkin miyim? Öyle şeyler yapmam tabii ki. Bu arada cevap ne? Gerçekten cevabı merak ediyorsanız, kar savaşında pis su balonu atmak istiyorsanız tuzlu su. Bunu daha önce düşünmedim.
Ben ama tuzlu su daha yavaş donar ama. Evet, donmamasını istiyorsun. Soğukta ıslanmaz. Ama dışı donsa olur yani. Ha, ben şey diye anladım. Su balonuna atacaksın, ıslanacak. Evet evet, asıl plan o da. Hmm. Hipotermi getirecek. Ha, ben onu bir düşüneyim. Şey kenarından, deniz kenarından doldurmak falan lazım. Tamam. Denizlerde don. Ya vardır ya açık yerleri. Vardır. Neyse. Gününüz de böyle geçiyor. Birkaç saat kayıyorsunuz, yoruluyorsunuz, dinleniyorsunuz. Kestane alıyorsunuz, sıcak çikolata alıyorsunuz. Falan. Çok da geç olmadan eve doğru yol alıyorsunuz. Chat. Evet. Evet. yolda şey görüyorsunuz ve beraber işte hani ilk büyük bir ihtimalle şey Jeff'in evinin önünden geçeceksiniz. Ben bilmem ne oldu. İşte herkes topluca yürüyorsunuz, eve gideceksiniz. Patenler elinizde. Şeylerde telefon direklerinden birinde bir ilan gözünüzü çarpıyor. Özellikle Jeff'in. Bir köpek resmi var. Sarı. Zaten Golden Retriever. Ve kayıp ilan. Uzaktan görüyorsun. Köpek kaybolmuş. Ve sabah yoktu bu ilan. Çünkü sizin evin yakındı. Olsa dikkatini çekerdi. Hmm. Yeni asılmış yani. Bunu yeni asmışlar. Şey, altında sağda sonunda bir şey yazıyor mu diye bakacağım. Yani yaklaşıyorsun. Yani birkaç metre uzaktan görmüştüm. Goldie adlı Golden Retriever'ları bir ailenin Sven Jönlanten'de, yani orta adı oluyor bu sanırım. Değil mi? Sven Jönlanten. Sizin adı mı Sven Jönlanten? Yok, bizim adı. Bizim adı. Ama çok büyük adı. Oradaki Satuna daki bir aile, Satuna'daki 3 gün önce köpekleri kaybolmuş. Köpek en son Adelso'ya doğru giderken, yani şu anda haritada gözükmeyen 3. ada en soldaki. Giderken görülmüş. Ve ödül olarak 200 kronor ödülü var olana. Kronorla siz, yani şöyle 1980'ler enflasyonunu düşünün, tamam mı? Yaklaşık 25 dolar ediyor bu para. Çok para. Çok fazla balon alabiliriz. Haydi alabiliriz. 3 gün önce. Yani şöyle bir söyleyeyim, hani mesela son model bisiklet alırsınız buna büyük bir ihtimalle. Çok. Ama alım gücü diye bir şey var. 25 dolar demedin mi? Ne yaptın ya? Pardon, yanlış mı gördüm? Hayır, kur birebir değil bu. 25 dolar Amerikan versiyonu olmak için. 200 İsviçre kron bilmiyorum ne kadar. Önemli değil. Çok para. Çocuklar için çok para bu. İşte, tamam, çok balon alırız. Tamam. Bisiklet abartı olmuş oluyor. Evet. Bence Bay Clagerson'a gidip köpek düdüklerinden alalım. Clagerson kim ya? O gittiği dükkan var ya amca. Geçen gitmiştik. Bir arada gidiyoruz. 6 ay önceydi gerçi. Arada gitmişsinizdir. Şöyle tabii yalnız. Adelso hani bir aynı gün içinde gidip geri dönemezsiniz. İki kere vapura bineceksiniz falan. Hani uzak yani. Bunu biz ne yapalım biliyor musunuz? Okul kapansın. Yarın son gün ya. Bugün son gündü. Bugün mü son? Aha, bugün son gündü. O zaman bir şey diyeceğim. Yarın sabahtan gidip bulalım bu köpeği. Hani ama şöyle, gitmeniz akşamı bulur. Hava, evet. Yani güneş batar da akşam olmaz yani. Sabahtan gitmemiz. Sabahtan başlasak yani yürüyerek. Peki. Bir gün mesafe falan. Hani buzlardan ama, da yürüdün mesela. Ha öyle. Peki, orası, vapur yok yani. Orası bu kadar uzak bir yer. Yani. Çok pardon, aynı gün uyumadan gidip geri dönemezsiniz. Evet. O kesin. Sizin orada bir tanıdığınız yok mu? Siz burasınız. Bu kadar uzak bir yerde kaybolduysa neden buraya da asmışlar acaba? Gerçekten bulmak için bir şey var yoksa... Hayır. Oraya giderken görülmüş en son. Tamam. Oraya giderken görülüyorsa yani ters yön, yani ters yönde miyim de hani yani niye oradan uzak bir yere o kadar bilmem. Orada çok fazla şey yok. Bizim şu an bulduğumuz adam değil mi? Yanlış mı hatırlıyor?
Metin. Bizim şu an bulduğumuz ada yaşayan birileri. Aynen. Oraya giderken en son kaybetmiş. Hayır. Şöyle olmuş. İlanı tam okuyayım. Buralarda yaşayan bir aile. İlan Hasan aile. 3 gün önce kaybolmuş. Altta da yani kalemle not düşünmüş. En son bir balıkçı. Hani şey buz balıkçısı. Adelso ile işte şey arasındaki o. Ana adanın adı neydi? Monso. Adelso ile Monso. Neyi dedin? Monso. Monso. Adelso ile Monso arasındaki buzlarda görmüş köpeği. Anlamamış. Balıkçı orada balık tutuyormuş. Herhalde. Yani balıkçı tarafından işte Adelso'ya giderken görüldü diye bir nolsa. O zaman bizim oraya gitmek için bir bahaneye ihtiyacımız var. Adan 400 gram. Hem benim ortalardan kaybolmam güzel olur. Ama nerede kalacağız? Peki. Şey yapalım. Yürüyerek gitmeyelim. Balıkçı görmüş ya. Balıkçıları bulalım, soralım. Belki bize yardım ederler. Beni daha mantıklı. En zekimiz beni. Bu zaten kesindi Jeffrey. O planı ben yaptım. O saldırı planını orada ben yaptım. Ve çalıştı. Uzakta bir Björn ağlıyordu. Yok, Björn orada değildi şey. Nord Muscle sana ağlıyordu. Hayır. Björn'ün planıydı ya. Ha okey, tamam. Önemli değil bu. Bir lider ekibinin yaptığı planı kullanarak da başarılı olabilir. Bence Saturna'ya gidelim. Sonuçta kaybeden aile orada. Onlardan daha fazla bilgi edinebiliriz. Gerçi biz çocuğu bilgi diye almaya da bilirler. Yani 3 gün olmuş. 3 gün olmuşsa daha da uzaklaşmadan böyle şey bir önce yakalasak daha iyi olur. Şey böyle ne? İzler tazeyken. İzler hala sıcak. Denizler donmuş ya. Yürümeye başlasa Amerika'ya kadar yürüyebilir mi? Bana sorma. Hayır sana sorma. Yani herhalde yürüyebilir ama incedir belki. Düşer, ölür. Buz inceyse kırılır. Düşer. Her yerde bu kadar sağlam mı bu? Bence gitmeden önce en azından çadır madır bir şeyler alalım. Şey yapalım. Diyelim ki şöyle elinizde çadır bulmayı deneyebilirsiniz gizlice veya ailece. Şöyle yapalım. Şimdi biz diyelim ki biz şey yapacağız. Dönem bitirme partisi yapacağız. Birimizin evinde toplanacağız diyelim. Ailemize. Ben artık bir kontak atmak istiyorum. Benim buralarda bir şeyim var mı acaba? Beni bir dinle. Daha sonra diyelim ki siz deyin ki ben ileride toplanıyoruz diyeyim. Ben diyeyim ki Anisalar'da toplanıyoruz. İşte Jeffrey desin ki ben ileride toplanıyoruz. Benim daha iyi bir fikrim var. Eğer birimizin orada tanıdığı birisi varsa şimdi oraya gidelim. Yani bu bahaneyi söyleyelim. Ondan sonra şimdi oraya gidelim. Sonra akşam orada uyuyalım. Sonra yarın sabah arayabiliriz. Böyle çok soğuk olmamış olur. Gece de buz gibi oluyor zaten. Buz çünkü etraf. Ateş yakarsak buzlar erirse o kadar soğuk olmaz. Buzlar erir. Ateş yakarsak buzlar erir. At bir kontakt. Atayım. Benim iyi değil şey gerçi ama hard side. Evet. 2D6. Yani şey aklına geliyor. Ailene sorsan kesin vardır tanıdık. Ama sorsam şüphe çekeceğim. Onlardan şey yapmak istemiyorum. Biz bu yayında şeye izin mi vermiştik? Erhan niye heyecanlı? Vermiş miydik? Emin değilim. Hayır, onlar DCC'den kalma rerolla şey. Kapalı GM'den değil mi? Digital. Kapalı. Kapatmak çok kasıyor ya. Burada lock mekaniğini harcamak için koymamıştık. Evet hatırlıyorum. Öyle bir şeydi. Dur Erhan. Ne yapalım o zaman? Yani ben diyorum ki yani orada
Böyle bahane kolay bulalım. Gidelim. Daha sonra oraya gidelim yani. Anladım ama sen öyle gidip sonra gece aramak zor olur diye demiştim. Bunu da yapabiliriz. Öyle hani yani hava karardıktan sonra varacaksınız büyük bir ihtimalle ama hani gece yani gece tanımında varmayacaksınız. Aynen. Sadece hani gidip geri dönmenin zamanınız hani 18 yani tam yetmiyor yani hani orada bir arama yap, mantıklı bir arama yapamazsınız. Yani gidip bulup geri dönseniz anca yetişirsiniz belki. O anlamda. Okay. Hani geri dönüşünüz ya yani, bir geri dönüşünüz zor aynı günde. Onu demeye çalışıyorum. Ya bunu biz ya yarın şeyde gölgelere inelim. Gölgelerde konuşalım. Buldum. Bugün şimdi sen çok büyük kartopu savaşı yaptın ya. Hı-hı. Bunu böyle nöbetçiler falan konuştu ya. Hı-hı. Acaba Lillen anne babasına söylemişler midir? Kartopunu mu? Ha böyle çok büyük kartopu savaşı böyle işte şey çok böyle çocuklar ne bileyim birbirine kötü davranıyordu falan. Herkes oradaydı görmüşlerdir herhalde. Eğer anne babana söylediyse eğer diyebilirsin ki ben bugün böyle çok kötü kavga ettim işte diğer sınıfla ama onlarla barışmak için onlarla bir böyle bu akşam kalmalı parti yapacağız. Yok. Böylece. Yok. Yemezler. Hayır ama gerçekten barışmaya gerek yok. Yok yemezler. Ben tanıyorum onları. Aa gitti. Sen Rüveyda'nın fikrini uygulamazsan. Evet. Ben Rüveyda'nın dediğine hayır dersen böyle çıkar gider işte. Değil mi Rüveyda? Ya, mızıkçılık yapıyor. Birisi kameradan düşünce Metin'in kamerası böyle ortadan ikiye ayrılıyor. Böyle oluyor. Ben bilmiyorum. Mı yapıyorsun? Ya kesinlikle. Bilmem nedense bilmem Discord düşürdü beni. Önceden de olmuştum yüreğimde yine. Normalde ben de diyordum ki inanmazlar bana öyle. Çok kötü. Daha başka bir şey bulmak lazım. Yani şey diye demiştim. Ben kavga çıkaracağım da sonra gidip özür dileyeceğim. Ha? Beni. Hayır sen özür dilemeyeceksin. İşte inanmazlar ama. Ha. Sen inanır mısın? Ben desem nasıl olur acaba? Desem ki böyle bir gerçek. Şöyle bir bilmem. Haklısın evet. Onun için şey diye yapalım. Böyle bir bahane bulalım. Yok mu ya şey böyle bir dönem bitti veya kış tatili partisi gibi bir şey var mı Metin etrafta? Yani uydurursanız olur. O zaman şöyle yapıyorum. Ben ertesi gün şeyleri dolaşıyorum. Bizim çocukları dolaşıyorum. Bunu partiyi organize etmeye başlıyorum. Ya şöyle bir şey var. Organize edip ödemenden bağımsız olarak aileni tanıyorsun. Yani Hı-hı. Bu yalanı söyleyebilirsin. Organize etmek daha iyi olur. Ama uğraşacak mısın? Bence eğlenceli olur ya. Tamam. Daha şey böyle. 2-3 günlük bir iş. İşte tamam şey yapalım. Pazartesiye şey yapalım. Nedense ben şu an cuma gibi düşünüyorum da. Cuma akşamı şu. Pazartesiye hemen parti organize edelim. Tamam o zaman yarın buluşup partiden sonraki adımlarımızı da konuşalım. Aynen. Balıkçılarla konuşmak mantıklı geldi bana. Bir de belki sizde o eve sizde, de gidebiliriz. Sizin yıla haber salın. Bir tek şey söyleyeceğim. Onu sadece öyle boş yere gerginlik yaratmayı söylüyorum. Hı-hı. Ya pazartesiye kadar başka birileri bulursa? Ama partide olacaklar. Sadece siz var mısınız? Şey al. O zaman bu gece kayıp şeylerini topluyoruz. Kayıp pastalarını topluyoruz. Daha iyi müziklerim var. Ama o zaman paylaşmamız gerekir parayı. Hayır yok öyle bir şey. Bu gece eve gitmeden kayıp posterlerini topluyoruz. Buldum. Kayıp posterlerinin üzerine parti posterini yapacağım ama tamamen kapatmasın. Yok tamamen kapat. Yok tamamen kapatmasın. Çünkü yetişkinler görsen onlar bulamazlar zaten. Ama bizim böyle okuldan arkadaşlarımız partinin posterini görürler. Ha o dikkat çeker diyorsun. Aha. Tamamen kapatsın ne olacak? Neydi bir tane? Ya yazık. Ama biz bulacağız zaten. Onu boş ver. Ne yap biliyor musun? Bu mal parası karşı çıkabilirsin ki. Bir tane ezik çocuk vardı sizin o dönemde. Nord masasın. Nord masasın. Diyelim ki onun evinde yapalım diyelim. Ona diyelim ki senin evinde parti yapalım. O da çok sevinir çünkü o ezik ya.
Ama hani sen git, sen git söyle ona. Şey. Üst ben, dönemsin sen, seni dinler. Benim şimdi aram biraz kötü onunla. Ya dinlemezse şimdi Allah. Şey, sen söyle. Yok sen söyle. Sen git söyle, eminim dinler. Jeffrey, Nord masasına ya, çayı ikram etmek ister misin? Yok, bence sen gitmelisin. Bak bu kesin, bak sen gidersen kesin. Ben sana söylüyorum. Atakan abi şey evet, evet, evet. Hem bak sen üst sınıftasın, öyle düşün. Ben de ikimiz de çok iyi biliyoruz ki aradığın trait şey üst sınıf olması değil. Ama olsun, ama üst sınıftan. Şimdi hocam bu oyun nasıl benim kanalda en eğlendiğim oyun olabilir ya? Ben konuşacağım. Ben konuşacağım. Jeffrey'i tutuyorum. Partide bedava çay alacak. Jeffrey. O kahveciyi de davet etmeyeceğiz. Neyi? Eğer kabul ederse. O pis kahveci. Kabul ederse ben birdenbire havalı birisi olmuş olacağım. Çünkü alt dönemden parti yaptırdım. Ama kabul etmezse. Öyle çalışmıyor galiba. Yok olsun. Yani alt dönemde bile bir şey diyemedim yani. Yok ama yok, yok. Ben burada bir sahneyi tasvir etmek istiyorum. Çünkü üçünüz de farklı tellesiniz ya. Beni para için şey bir plan kurmaya çalışıyor. Anissa alt döneme parti yaptırarak sosyal statüsünün hesabını yapıyor. Evet. Jeffrey ise köpeği tamamen unuttu. Gerçekten partiyi organize edip partide çay davet edip kahveciyi rezil etmeye çalışıyor. Bence şey hani durumu bir evet, özetlemek evet. isterim. Kaçınan yeni bağlananlar için. Anissa'nın zaten şey bu arada hani bu bak, adventure motivasyonu falan seçtiğiniz zaman da sosyal statü için bak, yani hani şey yapmak. Bak şimdi bak yani. Anissa ben North Masa'yı seni tanıyorum şimdi. Bir üst sınıftan biri gelip ona şey derse ki böyle bir parti ayarlayacağız senin evin uygun durumunu falan derse o kesin kabul eder. Şu an zaten kendini çok kötü hissediyordur. Kendini kanıtlamak kesin için her şeyi yapar. Biliyorsun ya Cevriç. Sakinleşiyor. Ya bak Jeffrey senin görevin başka. Şimdi senin görevin başka. Şimdi Anissa Kesin kabul ediyor mu? Kesin kabul ediyor. %100 bak garanti veriyorum sana. Hatta bak sana öyle bir garanti veriyorum ki sana lead atıyorum. Öyle bir garanti veriyorum ki. %100'e ben tek başıma ikna edersem daha da böyle havada olurum. O zaman ben şarkı. Bak sana bak iki zarlık garanti havuzum var. Sen git çözeceksin o işi. Şimdi Jeffrey. Ne? Jeffrey senin görevin başka. Senin görevin daha büyük. Şimdi kahveciyi davet etme. Söyle ona sakın ha kahveciyi davet etme. Anissa mekanı ayarlıyor. Sen insanları ikna edeceksin gelmeye. Mekanı? Ha. Aynen. Ben şey diye düşünüyorum. Adı bu arada. Direkt her şeyin odmasına yaptırsak. Ne? Kahveci desek Türkiye öğrencisi adı Mehmet. Mehmet. Mehmet efendi. Kahvesiyle mi gelmiş bir de? Kuru kahveci Mehmet. Referansımı anladınız. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bak asıl senin görevin daha önemli. Sen davetlileri ayarlayacaksın. Sen kahvecinin gelmesini istemiyorsun. Şeye bırakamazsın. North Masa sana güvenemezsin. Sen ayarlayacaksın Jeffrey. Osmanlı Mehmet gelmesin partimize. Osmanlı'mdı 1980, 1880 değil. Bilmiyorum bizim tarih dersimize ben dinlemedim. O pis tam tersi olması gerekmiyor mu? Tamam. Daha sonra partiyi ayarlayıp biz gitmiyoruz, en cool da biz oluyoruz. Evet. Çünkü neden gitmedik? Hatta bak ne yapıyoruz biliyor musun? Bak sadece davetlileri şey sen ayarlıyorsun Jeffrey. Onun dışındaki her şeyi normal masasına yaptırıyoruz. Yiyecekleri hazırlasın. Müziği o seçsin. Yok içecekleri de Jeffrey yapmak istiyor. Çay koyacak. Ama tamam o da olur. O zaman şöyle yapıyorum. Bak. Kazanda yaptıracağım çayı. Ben yarın broşürleri bastırmaya gideceğim. Partiye ismi var mı? Kış tatili partisi. Bence çok güzel bir isim.
Dönem sonu balosu yok. O çok farklı. Kış tatili oldu. Partisi. ve altına da şey diyeceğim. Nerd Muscle Sunlar'da. Herkes davetlidir. Herkes davetli değil. Bütün... Tanışmacı. Ne? Bütün okul davetlidir. Öğretmenler giremez. Yani bütün öğrenciler davetlidir. Şey, su torbası, şey, su balonu yasaktır. Niye? Yalan söylemeyelim ama. Hayır. Çünkü beni unuttun mu? Biz orada olmayacağız. Sen orada olmadan senin şeyine, arkadaşlarına saldırırlarsa ne yapacaksın? Evet, tamam. Su balonu yasak. Su balonu yasak. Tamam. Tamam, bunu yaparız o zaman. Tamamdır. Normalde sen yaptık bile. Zeki bir çocuk mu? Yani birebir. Yani sen kendi kendine benim kadar zeki yani, olamaz diyor böyle. Yani. Sessiz değil ama çok. Nasıl diyeyim? O kadar değil. Çay öğreteceğim. Birisinin çay yapması gerekiyor. Anlar mı? Sen başkasını öğretirsin. Doğru olacak. Şey değil böyle. Şey, Beni ile ben şeye gitmeye, köpeği aramaya çıkacağız. Ondan sonra herkes partide kahveci yokken Jeffrey onun yanına gidiyor böyle. Fırtınlamaya sadece. Haydi. Bu iş tamam. Çözdük. En kötü şeyde saklanırız. En kötü ben? Yeni sığınağımızda okay. Saklanırız. Neyse. Geliyor böyle. Normalde gerçi hiç böyle şey. Gerçi orası kapandı galiba. Neyse. Çok uzak burası. Ben başka bir ufak sahneye şarkı miyim? Böyle Anissa normalde nasıl söyleyeyim hani küçük fare falan bu ufak böyle saklanmaya çalışıyor genelde insan beni görmesi için. Bu sefer tam tersi. Böyle nasıl söyleyeyim? Havalı olmaya çalışan nerd şey olur ya böyle filmde hani nasıl söyleyeyim şey. İlk önce bir an kendi gözünden görürsün böyle havalı ondan sonra yavaş yavaş başkalarının gözünden görürsün. O şekilde düşün böyle hani. Omuzları benim ilkokul hayatıma bu kadar saldıramazsın. Böyle şey nasıl söyleyeyim hani dik duruyor bu sefer omuzlar yüksek şöyle sallana şey yapıyor böyle. Selam evet. Nerd nasılsın? Nerd nasılsın? Kapısını çalıyorsun. Abi bunu şey değil mi sonra. Girerken bunu şey yapıyor. Pratiğini yapıyor. Pratiğini yapıyor sonra kapısını çalıyor. Çalıyor musun kapıyı? Tamam kapıyı çaldık. şey yapma. Kapıyı çalıyorsun. Ding ding. Şey. Geldim. Bir kadın kapıyı açıyor. Merhabalar bayan Nord Masası. Masası. Okay. Merhaba bayan Masası. Ben Nord'la görüşmek istiyordum ama müsait mi acaba? Arkadaşın mısın? Evet aynı okula gidiyoruz. Eşine sesleniyor. Eşine East. İşte. Bak Nord'un arkadaşı gelmiş. Hem de diyor. Ha? Gel. İsmin neydi kızım? Ben şey aynı okula gidiyoruz sadece. Şey. Gel Anis dışarısı soğuk. Bir Nord'u çağıralım. Tamam. Genç bir aile bir de. Tamam mı? Sen bunu planlamıştın. Evet. Haklı. Eğlenmiyorum değil, eğleniyorum. Anne mutfağa gidiyor, babayı görüyorsun. Baba koştu, böyle gözlüğünü düzeltiyor, yapıyor. Yukarı doğru çıkıyor Nord'u çağırmaya. Antreden gözüküyor hepsi. Anne seni mutfağa alıyor. Ne içersin? Sıcak bir şey içer misin? Ay, teşekkür ederim. Yemeği toplamıştık.
Yok teşekkür ederim. Ben çok çok durmayacağım sen. Ya niye ya? Yani... Yapabilirsin. Ailenden izin varsa. Yok yok. Lord masasına çok yakın değiliz. Okul hakkında bir şey sormam gerekiyordu kendisine. Hayal kırıklığı. Peki gelir şimdi zaten. Deyip mutfaktaki işine dönüyor. Mutfak masasında oturuyorsun. Lord geliyor. Ama annesinin masasını istemiyorum. Annesinin masasını istemiyorum. Sana bakıyor. Annesine bakıyor. Mutfağa giriyor. Babası da arkada duruyor. Ve şey. Ha ben bir şaşırıyor. Senin tanıdığına bile emin değilsin çünkü. He. Selam Nord. Nasılsın? Ben şey biliyorsun üst döneminden hani Anissa görmüşsündür belki. Şey okudular koridorda. Sana bir şey soracaktım biraz vaktin varsa. Ben neden evime geldi? Annesi böyle mi? Şey, bir şey sormak için geldim. Şeyde yoktun, pistte yoktun. Dedim. Sorayım. Bir çarm atsana. Zor bir çarm. Hadi bakalım. Şey, çünkü aklımda bir fikir var. Fail'larsan kullanacağım. İki zarın var. Okay. İki zarın var. Aa iki zarın var. Çok iyi. Unuttum ben onu. Onun birini mi kullanayım? Birini kullanayım. Bir tanesini de şey kullanırım. Devam. Bir tanesini ikna etmeye kullanırım. Okey zor dememe rağmen. tamam. Ne söylemeye geldin evime kadar? Bir şey sormam lazım sana. Bir dakika var mı? Ama anlıyor olayı. Tatlım, biz bir salona mı geçsek? Kızcağız heyecanlı. Bir şey soracakmış oğlumuza. Bence yanlış olayı anlıyor baba ama evet. Çaktırma. Hadi bakalım. Ve anne böyle bir şey oluyor başta. Sonra anne masasın. Daha adını öğrenmedim. O yüzden. Niye West değil mi? Kardeşi hayır. De sağ ol. Hayır. Ben de aynı şekilde varsa. Şey olmuş olabilir mi? Yani bu böyle bir gerçekçilik olabilir mi? Gerçekten East'le West isimli iki kişi evlenebilir mi? Ya, hayır saçmalama. Kanye West ve falan. onun oğlunun adı North. North West. Doğru. East ve South evlenebilir. Çok mantıklı. neyse. Anne de bir yerden sonra uyanıyor babanın ima ettiği şey, East'in ima ettiği şeye ve sola geçiyor. Anne de böyle omuzlarını diksinmeye çalışıyor ama hafiften titriyor o sırada böyle ne oluyor diye. Onlar gittikten sonra biraz daha rahatlıyor. Şey, Nord nasılsın? Şimdi dönem bitti biliyorsun. Nerede? Biz üst dönemli olarak biraz daha eğlenmeyi severiz. Biliyor muydun? Sıcak bir şey vereyim mi? Sesin biraz boğazın şişmiş gibi. Yok yok. Sesinde bir sıkıntı yok. Ben böyle konuşurum genelde. Alt dönemlerime konuşurken. Gerçi tam tersi sırada olması gerekiyor değil mi? Fark etmez. Yani öyle de. Bak biliyorsundur biz üst dönemler daha çok eğlenmeyi severiz. Duymuşsundur. Bugün ilginç bir kartopu savaşınız oldu. Gördüm. Diyordum ki acaba o, belki... Beni tüm suçu bana attı. Evet evet belki de şey yapmak istersin. Biz bir üst dönemli olarak yıl sonu partisi düzenlemeyi planlıyoruz bu pazartesi günü. Belki bu partiyi organize etmeye yardımcı olursan suçu üzerinden temizleyebilirsin. İnsanlar seni partiyle hatırlarlar. Normasılsın. Partiyi senin evinde yapmaya dersin normasılsın. Aa, bir dakika.
At. Ne? Rübeyda, bir sen at, bir de bir lak falan bir şey al. Yani bu oyunda ne yapıyorsun? Hani... Az önceki ekstra şansını... Neyse. Ne? Az önce bir ekstra saksesim vardı ama kaçtı artık, neyse. Hayır hayır, zordu o, çek iki saksesim. Ha, zordu zordu zordu. Zordu. Okey okey, tamam, zordu, unuttum. Okey, charm atıyorum. Aynen. Okey. Şey, Atakan'ın havuzdaki diğer zarını kullanacağım bu sefer. Okey. Yine 5 diye 6 atacağım. Tamam. Bu zor değil yani. Birkaç şey. Tamam ama neden ben sen üst dönem neden bana geldin? Anissa? Bugün gördüm, dedim ki belki de insanlarla daha işte kendisini iyi göstermek, başka bir şeyle anılmak ister. Ona yardımcı olayım dedim. Ayağa kalkıyor. Teşekkür ederim deyip sana sarılıyor. Sonra şey yapıyor, duruyor. Diyor ki şey, ama annemleri nasıl kovacağım evden? Bir de sen gelecek misin partiye? Yani ben babam biraz şey, tamam yeterli, teşekkür ederim. Şey. Yok, okay, tamam. Konuşmaya başlanan şekilde. O kadar da okurdu. Okey, bilemiyorum. Bu çocuğun. Sen daha okursun şu. Onun partneri. En yani şey, sosyal statüsü düşündüğü anda böyle şey, eli ayağı boşaldı. Şey, yani ben gelebilirim ya da gelmeyebilirim. Bilemiyorum. Yani üst dönemlerden kimler gelecek diye sormaya çalışmıştım. Ha şey, yani herkes davetli. Herkes. Herkes davetli. Hı hı. O kadar kişiye evi nasıl ağırlayacağım ben? Yarın yardım edecek misiniz bana? Bazı arkadaşlar içeceklerle yardımcı olacaklar. Bazı arkadaşlar davetiyelerle yardımcı olacaklar. Böyle omuzuna awkwardly böyle şey bir pet ediyorum. Kalanı sende dostum. Ama derken sen evden çıkıyorsun. Evet evet. O kadar da şey, sneak outladım. Hatta sneak'imi de atabilirim istersen. Gerek. Bir üç sarışın ne olduğunu anlamadı ve aşık oldu. Evet. Arkadaşlar, evlerinize dönüyorsunuz. Jeffrey büyük çay kazanı proje planlarını çizmeye başlıyor. Salça kazanı ya. Bildiğin salça kazanı. Ahçıya atarsın odun ateşinde. Okay, yani sen işte bunun için ne kadar çay gerekir, ne kadar su gerekir falan. Aha. Plan yapmaya başlıyorsun. Beni sen pastel boyalarını aldın. Poster çiziyorsun. Bir de ben anneannemi aramak istiyorum. Anneanneni arıyorsun. Santral bağlıyor. Anneanne. Evet. Beni. Benim. Duyuyor musun? Duyuyorum beni. Anneanne, şimdi biz parti ayarlayacağız. Şey. Aa, ne güzel beni. Ben... Arkadaşlarım mı gelecek? Ben bizde değil, başka yerde. Ama ben duydum, annem çok anlattı. Sen çok partilermişsin eskiden. Kızım niye anlattı sana bunları? Ya çok şey anlatmadı. Biraz şikayet eder gibi anlattı ama. Ya şimdi ya nasıl yardıma ihtiyacım var anneanne? Ben şimdi posterleri ayarlayacağım. Sen bak, gece geç saat oldu şimdi. Ama ben şimdi ha. Yarın sen gel bana. Biz ben sana anlatırım parti hazırlığı. Tamam anneanne. Hem de kaç hafta oldu görmedim seni. Okulla falan anneanne. Uğramıyorsun. Hiç hafta sonları uğramıyorsun. Tamam anneanne. GM diyor ki kondisyon kaldırmayı unutmayın. Ben tamam geleceğim. GM iş gidiyor. Tamam yarın geleyim o zaman, beraber yapalım. Nasıl fikir? Tamam. Kaç kişi gelecek? Partiye mi? Evet. Bilmiyorum. Kaç kişi gelirse artık. O Jeffrey'de. Tamam.
Gelirken o zaman değil, beraber markete çıkarız, tamam? Tamam. Tamam anne, iyi geceler. Tamam. Arkadaşlar, bu seansın bekası için parti hazırlığı hafta sonunu montaj yapacağım. Kim neler yapıyor parti hazırlığı olarak? Eğer bir şey söylemeyeceklerse önce ben ilk en planlı olanı. Hı. Beni sen sabah ne denir? Anissa'ya posteri veriyorsun. Hı hı. İşin var çünkü senin. Aynen. Ve baskısı alması için. Sen anneannene gidiyorsun. Hı hı. Anneannenle konuşuyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Anneannen diyorum ki şey oldu. Şimdi bizim sınıfta North Muscle Sand diye bir çocuk var. Ona kilitledik ev meselesini, o halledecek. Daha sonra Jeffrey davetlileri ve çay yapacak. Ondan içeceğiz. Şimdi şöyle ki ben daha önce hiç parti planlamadım. Yani şimdi başka ne yapmak lazım? Müzik eksik anneanne, müzik eksik. Sakin ol canım, sakin ol diye. Şimdi bak. Eğer bir çocuk sizin yaşınızda partide insanlar toksa, oynayacakları oyun varsa sıkıntı yok. Şimdi sen gidiyorsun. Tamam mı? Ben sana bir liste yazıyorum. Senle tüm akşama kadar kurabiye pişireceğiz. Kanepe yapacağız. Tamam. Kurabiye, kanepe. Tamam. Onun dışında abur cubur alacağız. Ama annenlere söyleme bak, çok abur cubur aldığımızı. Tamam? Tamam. Biliyorsun sana cips verince kızıyorlar. Tamam. Yok söylemeyeceğim. Ben annemler, anneannemlerde sen de diyeceğim o zaman. Tamam? Bak ne güzel. Bir aydır görmüyordum seni. Şimdi ne güzel. Tüm gün beraber yemek yapacağız. Mutfakta bir şeyler pişireceğiz. Evet, evet. Ben arada yiyeceğim birkaç tane de. Tamam olur mu? Yani yemezseniz durdum. Şeyde kurabiyenin o artan hamurunu da ben şey yapayım. Öyle sevdiğini biliyorum. Hem çikolatalı yapalım hem yer fıstıklı yapalım. Tamam? Başka bir şey istiyor musun? Jeffrey çok çay seviyor. Çaylı olur mu? Hiç çaylı yapmadım. Olmaz herhalde. Ben şimdi yaşlıyım. Denetme bana öyle şey, garip şeyleri. Tamam. Tamam. Müzik şey götürmek istiyorum ben. Duran götürmek istiyorum. Sende CD'si yok mu canım? Var. Götüreceğim ben kendim. Tamam, götürürsün o zaman. Ama bak, bir de şey yapman lazım. Bir iki, ne bileyim, şimdi siz gençler ne oynuyorsunuz bilmiyorum ama böyle partide oyun böyle zaman geçirecek bir şey. Bizim zamanımızda çok farklı oyunlar vardı. Şimdi ben sana söylersem annen kızar. Biz kar topu oynadık. Ama evin içinde yok yapmış? Öyle değil. Böyle yok mu sizin de işte? Ben onu Jeffrey'e sorayım. Bilirse Jeffrey tamam. Bilir. Kart oyununuz. Belki hani söyledir. Bilmiyorum. Ben hep dışarıdayım anneanne. Yani öyle şey oyunları onlar. Olsun şimdi. Ev partisinde kışın doğru, lazım. Doğru. Tamam o zaman. Ben onu bu yemekleri halledeyim. Ben yarın onları çözerim. Tamam. Şimdi şey yapalım. O zaman bak, sen şimdi listeyi ver, yazıyor. Hı-hı. Bir miktar para da veriyor. Hı-hı. Ben de hadi fırını ısıtayım. Tamam. Siz tüm günü anneannenle beraber tamam, geçiyorsunuz. Aynen. Kurabiye yapıyorsunuz. Kanepe yapıyorsunuz. Kurabiyeler nedense şey falan, böyle bir sıra eksik nedense yanda. Aynen. Şu geyik olmasın diye para miktarını söylemedim. Okey. Bu sırada Jeffrey ve Anissa hafta sonunu pazar gününde sen dükkan çağırıyorsun. Önce cumartesi yapalım. Ne hazırlık yapıyorsunuz? Ya da bir şey yapıyor musun? Yani annesinin hazırlığı mümkün olunca normasına kitlemeyi düşünüyor. Sen partilerde bulunmayacak kendisi, niye uğraşayım diye düşünüyor. Sadece insanlara gelmesi için benim de ona verdiği poster şişini cumartesi günü yapacak. Pazar günü bir şey yapmayı planlamıyor. Posteri matbaaya götürüyorsun. Aynen. Basıyorsun. Paranın yettiği kadar basıyorsunuz. Böyle 12 tane falan. Ve sonra nasıl söyleyeyim?
Ya köpek ilanın üzerine demişti şey beni ama onu sen demiştin. Öyle yapmayacağım. Onu sen demiştin. Ölüm demiştim. Okey neyse. Ben köpek ilanlarını yırtalım demiştim. Sen demiştin ki yok hayır üstüne yapıştıralım kenardan görünsün demiştin. Okey neyse şey daha böyle hani okulla alakalı yerlere atmayı düşünüyorum. Hani insanın gitmesi lazım çünkü parti olduğu şey olsun diye. Ne bileyim okul arkadaşı ne var? Bilmiyorum. Park falan mesela. Herkesin böyle gittiği oynadığı park, buz pisti falan o tarz. Buz pisti de ha, bu okay. Donmuş yer ya. O tarz böyle. Hani insanların okay. Şey sıkıntı yerlere. Okulla alakalı yerlere koysaydın çünkü sıkıntı olacaktı. Okula gelmedi. Sen kapandı okul yani şey değil. Aynen. Kimse gelmeyecekti. Nord. Okula Nord masası. Size çıkıyor. Ta hafta o 20 günlük kış tatili başlamış. Postelde okulda kalmıyorsunuz. Yok, okulla alakalı derken işte şeyi. Kötü özetledim işte şey. Okuldaki insan takılacağı yerler olarak. Jeffrey ne yapıyor? Jeffrey şey, o planı çay planlarını yapmaya devam ediyor. Bir tane kazan bulacak. Kiralayacak mı artık? Alacak yo, mı? Yo baban ne soruyorsun ve yardım ediyor sana. Oh! Kazan. Aynen. Şey, formülü falan da ayarlıyoruz. Annemden de yardım alarak. Annem kimyacı zaten. Formül dediğin çay yapmıyor musunuz? Jeffrey'in gerçekten iyi olduğuna emin misin? Büyük bir kazan için aile projesi yapıp hafta sonunu bu projeye kaynak yapıp baban kaynak yapıyor. Annen işte şey çayları kurutuyor falan. Ne denir? Bir de çıkıp okula gidip milletin adreslerini falan öğrenip ev ev gezip çay var gelir misin çay var gelir misin diye herkese soracağım. Partiyi. Pazar gününde falan. Böyle geçiyor. Evet. Şimdi cumartesi akşamı bir problem oluyor. Hı. Bir trouble. Ruf. Anissa'nın kapısı çalıyor. Annen içeri. Anissa arkadaşın gelmiş diye sesleniyor sana. Üst kattasın. Açöre de gitmeyecektik ki. Efendim? Böyle şey soğuk mont bot kalın kar pantolonu bücür bir de 12 yaşında 11 yaşında siz 12'ydiniz değil mi? Siz 13 müydünüz? 13 tamam, 12 yaşında Nord Muscles'ın ama böyle şey hani üstündeki o şeye rağmen böyle bir şık yani şey görünmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle saçını falan yapıştırmış. Şey, inek yalamış gibi. Hani. Şöyle falan saçı. Hani. Merhaba Nisa. Merhaba Nord Muscles'ın. Bana bir şey. Şunu bir sistemi atamaz. Çok özür dilerim. Alt tepten dinleyenler falan kahkaha sesime maruz bıraktım. Herkese çok özür diliyorum. Şey. Şey. Bana söyleyeceğim bir şey varmış diye duydum. Şey, ben hani, şey parti hazırlığını beraber yaparız, planlarız falan. Şu an demiş. Şey kızım ne partisi şey biz şey direkt çocuk hatta biz beraber parti düzenliyoruz da pazartesi akşamı evet diyor. Şey evet anne bütün işte şey işte arkadaşlarım okuldaki insanlarla birlikte bir dönem sonu parti düzenliyoruz hep birlikte ha, niye bize haber vermedin işte şey bu tam böyle davetiye çıkınca haber verecektim. Tamam. Diyor. İşine girdin. Biz işte şey beraber yaparız diye düşünmüştüm ben. Evet. Böyle düşünmen çok posterleri de gördüm. Evet. Evet. Böyle düşünmen çok hoşuna olmasızsın. Ama ben şu anda meşgulüm. Biliyorsun. Benim çünkü. Soyadım. Nord diyebilirsin.
Ben belki ilk diye okutamadığını söylüyorlar. Dalga geçmek için. O zaman nasılsın? Nord'u tercih ederim ama sen nasıl istersen. Güzel düşünmüştüm nasılsın ama ben şu anda birazcık meşgulüm. Evet. Yardım edebileceğim bir şey mi? Yok. Benim biliyorsun üst dönem işleri birazcık daha böyle derslerimiz zor. Evet, derslerimiz zor ve işler uğraşmamız gerekiyor. Ama yine awkward shoulder pat dövermişim. Ben sana güveniyorum Nord Muscles'ın. Beni hayal kırıklığına uğraşma Nord Muscles'ın. Sen yapabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Lead'in mi daha kötü, Charm'ın mı? Lead'im yok. Charm var. Tamam. Lead at. Pardon, Anissa, ben tabii işin olduğunu bilmiyordum, ben düşünemedim. Size tabii tatilde ödev falan veriyorlardır, bize vermiyorlar öyle şeyler. Evet, üstünden bulunca başka ülkelerin müfredatı gibi. Değişim öğrencisi geldi diye. Onu rahat hissettirmek için ödev dayalı. Hayır. Ben düşünemedim. Özür dilerim. Ben hemen gidiyorum. Ben yapıyorum. Bir de kapıyı çarpmayacağım. Ne kadar süs asayım eve? Hani tabii şöyle zerre anlamadığı için bir ana ihtiyacı duyuyor. O awkward silence oluyor kısa bir süre. Güzel bir soru masılsın. Bilemiyorum. Hiç parti düzenlemedin mi? Belki ya da bulunmadın mı? Belki buralardaki bilgilerini kullanabilirsin. Hayır, çağırmıyor. Çok beni çağırmıyor. O halde üzgünüm seni incittiğim için. Bu konuyu nasıl çözebiliriz? Birazcık süs olsun ama çok daha abartma. Tamam. Ben, tamam. Senin takdirine güveniyorum. Güveniyorum. Güzel yapsın diye düşünüyorum. Evet. Bütün bu interaction güzel handle'ladığını düşünüyorum. Güveniyorum diyeceğim ve bir yüzü hafif kızarıyor ve gidiyor. Ben sabah kendim. Atakan, güzel handle'ladığını düşünüyor. Evet. 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 Atakan, bir çocuğun kalbini kırdın. Yo. Belki de buradan güzel bir şey çıkacak. Kim bilir yani. Tabii beni bilmiyor ama. Hani bu kesin. Benim bilmediği. Ben daha senaryoma giremedim. Peki bir şey diyeceğim. Bu senaryondan daha eğlenceli değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Durdurdun mu? çocuk olarak takılamaz. Sadece bu sefer 3 şansı uzayabilirim. Okey, yapacak bir şey. Aman ne olacak. Aynen. Ya da bütün bu arkı 2 bölümlük yaparız. Ayrı böyle custom şey. Spin-off değil mi? Hayır. İyi de onu başkası kurtarır. Onu da sabot ettiniz. Neyse. Okey. Yok be sadece bizim şehirdekileri kaldırdık. Diğer şehirlerde evet. Vardır da. Kaldırmadık ki. Yani üstüne astı sadece. 12 tanesini. Evet. Üstüne astı sadece. Evet. Bir de tam 12 de değil. Çünkü yani okuldakilerin bakacağı yerler. Evet. Belki bir iki tane şey olmayan var. Neyse. olarak devam ediyor olay. Pazar günü Jeffrey ev ev dolaşıp herkesi Muscleson'ların evindeki partiye davet ediyor ve partinin broşürünü gösteriyor. Çay var diyor, kapıyı kapatıyor. Bilmiyorum. Nasıl, ya da Jeffrey oynamak ister misin? Hani çok fazla diye. Ne yapıyorsun? Abi. Topu ekstra. Sizin dönemdaş bir tane kız. Böyle duruyor. Tartıyor.
Şanslı kız açmış kapıyı. Alt dönülen masa sınırların evinde parti düzenliyor. Dur sesin şey, gitti. Jeff, sesin gitti. Jeffrey merhaba. 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 Bir parti düzenliyoruz. Nord masa sınırların evinde. Ha. Alt dönem çocuk. Kim o? Ha, alt dönem. Neden? Hı-hı. Şey neden ama olay o değil. Olay sınırsız çay olacak olması. Sınırsız, neredeyse sınırsız çay, pasta, börek olacak olması. Ve börek ne? Şey, İskandinavya'da olması lazım böreğin. Ha, değil mi şey? Patates börek ismiyle. Aa doğru, okey. Börek. Börek dersen de. Börek dersen anlarlar. Şey, ha, börek. Bir tek alfabemizdeki tek noktasız kelime. Tamam. Ama B yerine P var, üstünde nokta var falan hani. Kusura bak, bazı kelimelerde hala zorlanıyorum. Neyse. Yani şey, Jeffrey, kimler davetli? Yani senden başladık diyelim. Beni mi davet ettin? Hı-hı. Aynen. Bir tane daha. Bir çarmak bakayım sen bana. Hani ama hani şey, gıdım farkında değil şu an yaptığının romantik olabileceğinden. çarp 1 3 tamam, güzel. Lütfen pozitif gelsin, lütfen pozitif gelsin. Aa. Os. Belki değil, belki puşlamak ister. Değil mi? Şans falan. He? Yani. Bilmiyorum bu rolü niçin atıyorum. İkna etmek için atıyorum. Menşide girmeden. Partiye gelmeyi ikna etmek için atıyorsun. O zaman şey, puşlamaya gerek yok. Luck harcıyorum bir tane. Tamam, onu kastet zaten. Hı hı. Yok, bir saktes. Alt dönemin evinde ilginçmiş ama hı hı. Yani hem de şey diyorsun, çay var diyorsun, börek var diyorsun. Müzik de olacak mı? Tabii ki. Olmaz olur mu? Hı. Müziği beni seçecek. Yine alt dönemden, bizim arkadaşlarımızdan birisi. Ha şu şey, kavgacı olan. Evet. Sen niye onunla takılıyorsun Jeffrey? Enteresan fikirleri var biliyor musun? Bazen beni aydınlatıyor. Evet kavgacı ama böyle diyor ki ben bir film izlemiştim. Filmde bunlar böyle şeyler yaparak bunları dövüyorlardı. Ben de diyorum ki yalnız onu dövmek için kullanmasan da olur. Çok şey. Bak sen aslında biz böyle şey, neyse partide konuşuruz. Yani böyle ben şeyi çağırırım. Ben İşte 3 tane daha kız ismi söylüyor. Kendi arkadaş grubunu. Madem böyle bir parti var, ben de onları çağırırım. Tamam o zaman. Aslında şeyi de çok akıl, şimdi duruyor düşünüyor kız. Aslında alt dönemin evinde yapmak da çok akıllıca. Temizlik işi ona kalıyor. Evet. Bir de benim... Neyse, boş ver. Evet. Evet, öyle değil. Öyle kalsın, evet. O zaman senin işin vardı. Partide görüşürüz. Kendine iyi bak. Sonra direkt şey dönüyor. Kapıyı birkaç saniye sonra kapat. Herkes için böyle bonding şeyi oluyor böyle hani. beni işte anneannesiyle yeniden böyle bir hani şey, ailesel bağ kuruyor. Şey, Jeffrey ile annesi farkında olmadan bağ kuruveriyorlar. Ne bileyim, çok çok 13 yaşında olacak olaylarmış gibi hissediyorum. Evet. Ben alabilir miyim sözü? Evet. Dur, ben şey, bu arkadaşı bir isim bulmam gerekiyor benim. Ben o yüzden... Anyeta diye bir isim ya. Vardı. Hayır, bir şeyde. Hayır. Broken Nine-Nine'deki şey, İsveçli polisin adı sanki. Şu an ben... aklıma geldi. Of, onlar korkunçtu. Evet. Şey, ben bizim Discord'umuzdaki gerekli ıvır zıvırlara giriyorum ve ikiye name generator'dan Dijgu olduğuna karar verdim. Duygunun yabancı versiyonu. Evet. Dijgu. Gerçekten bu çıktı bu arada.
Disco. Siz de IKEA name generator'ınıza girip bu oyunu oynarken kendinize isimler bulabilirsiniz. Best thing ever. Doğukan bu ismi unutma. Not aldı. Disco. Ya. Ben unuturum. IKEA name generator'ı attım. Disco çok Türkçe hissettim. Yani o J-Y diye okunmuyor mu zaten? Digu. Digu mu oluyor? G'yi de farklı okuyorlar da. Digo falan. Neyse işte ya. Duygu diye okunuyor ya. Duygu ya. Duygu ya. Duygu diye okunuyor zaten. Neyse. Şey. Şeyin değil mi? Mehmet'in kardeşiymiş. Farkında değil. Plot twist. Eve gidip şey yapıyor değil mi? Sonra kapıyı sıkıp sen davet Evet iki. İsveç'te oynadığımız için isimler için IKEA name generator kullanıyoruz. Evet Atakan. Ben evden birkaç tane CD alıyorum. Bunların arasında Duran Duran CD yok olarak kaset alıyorum. Duran Duran kaseti ve şey Barış Manço kaseti. Barış Manço. Yabancı, İngilizce. Şey olsun daha oryantal havalar katsın diye alınmış iki kaset. Daha sonra anneannemden yemekleri alıp yavaş yavaş. Anneannem şöyle bir sulu sulu öpüyor seni. Şey yapıyorum yüzümü buruşturuyorum falan böyle. Ama anneanne öyle yapma ya falan yapıyorum. Ama ben de öpüyorum geri. Daha sulu öpüyorum özellikle. Gidin anneanne, bu arada kamu spotu gidin anneannelerinizi arayın. Bir sevgi gösterin. Ben de uzun süredir aramadım. Evet. Daha sonra alıyorum, yükleniyorum yemekle. Yavaş yavaş şeye doğru gidiyorum. Nord'a doğru gidiyorum. Sonra geliyorum Nord'un kapısını çalıyorum. Ha şey. Heyecanlı heyecanlı. Nasılsın? Nasılsın derim kapısını çalıyorum. Kapı çalınca... Ama böyle bir şey yapıyorum böyle hazırlanıyorum. Böyle bir suratım hafif böyle şey. Ben bakarım anne. Suratım hafif bir asık bir kapı şekilde şey yapıyorum. Diye bir ses duyuyorsun içeriden. Ve heyecanlı heyecanlı gülümseyerek böyle diye bir ses geliyor. Kapı açılıyor. Ha, ben de böyle suratım asık biraz. Nord. Beni. Bunları Anissa'nın partisi için getirdim. Ona bakmıyorum, etrafa bakıyorum. Sen Anissa'nın partisini nereden biliyorsun? Yemeklerini ben yaptım. Ne? Diyor. Torbaları gösteriyorum. Neden? Bak. Parti yemeksiz bak. Mi olsun istiyorsun Nord? Poşeti alıyor. Hı. Bırakıyorum, veriyorum zaten. Bana öyle derste şaka yapıyorsun. Adımla dalga geçiyorsun. Şeyde iş kilitliyorsun. Bir yere kadar. Bu parti benim okulda artık ciddiye alınmamı sağlayacak. Anissacığım öyle dedi. Yani ben Anissa'nın yerinde olsam başka bir yerde yapardım partiyi. Nord'cum. Ama evet. Ama neyse Anissa burayı seçmiş. Ve sen Anissa'yla nereden tanışıyorsun? Okula ilk geldiğimde... Göğsünü kabartıyor falan da. Okula ilk geldiğimde derslerimde yardımcı olmuştu. Şey yapıyorum sonra. Birlikte büyümemiş miydik ya? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mahalleden. Tamam, mahalleden. Bizim mahallede. Daha sonra şey, tam böyle yarım dönerken duruyorum. Cebimden iki tane kaset çıkarıyorum. Bak bu da en sevdiği şarkılar diyorum. Kuşlarımı atsana. Tabii ki. Ama böyle şey yapıyorum. Hani çok da isteyerek yapmıyormuş gibi yapıyorum. Bacak kadar süper villain ya. Gerçekten. Of. Tabii şey olarak kaseti böyle tereddüt de alıyor, tamam mı? Hı. Bunu niye bana söyledin? Niye veriyorsun bunu bana? Müziği ayarlı diye.
Ama hani parti kötü mü olsun istiyorsun? Sen Anissa'nın partisi bana, kötü mü olsun istiyorsun? Sen bana hep pislik yapıp duruyorsun. Hep benimle dalga geçiyorsun. Şimdi bana Anissa'nın sevdiği şarkıları mı veriyorsun? Teşekkür ederim. Böyle şey oluyorum. Böyle bir teşekkür ediyorum deyince böyle bir ha oluyorum. Ben sonra şey yapıyorum. Ya Nord. Nord'cum bak. Okul başka, arkadaşlık başka. Ben o karşı sınıftakilerin gerçekten canının acımasını istiyordum orada. Seni şey attığım için, öne attığım için çok üzgünüm. Ama şimdi okul bitti. Artık arkadaş olabiliriz diyorum. Şey bir deception atayım. Deception. Kandın artını sayarım. Sosyopat herif. Yarın gelmeyecekler ya bu partiye. Neyse kasetleri veriyorum. Neyse umarım Anissa'nın inandığı kadar iyi bir parti yapabilirsin. Sonra çıkıp gidiyorum. Ya. Bir şey diyeceğim, ben şeyi kar topunu uçurumdan yuvarladım, kaçıyorum. Evet, evet. Yazık çocuklar ya. Hani, şu ana kadar ben Numenera kampanyalarını falan böyle yakından takip ediyordum. Hani ben ne bileyim, hayvanlara cruelty yapıyordunuz, insanı satıyordunuz bir yere kadar. Ama küçücük çocuk lan, küçücük çocuk lan. Sen sus, sen de bu işi başlasın. Bir şey diyeceğim arkadaşlar, ben galiba kötü biriyim. Hani de farkında mı değil? Ben galiba kötü biriyim. Atakan olarak mı? Bilmiyorum. Veya yani... Birdenbire bütün hani oyunun en hani sempatik karakteri aslında var olmayan Nord Masters'ın oldu. Evet evet. Hani değil mi? Neyse ben buradan çıktıktan sonra bir şeyleri ne durumda diye beni şey beni Jeffrey ve Anissa'nın yanına gideceğim. Jeffrey'i bulamıyorsun çünkü hani kapı kapı dolaşıyordu şeyde. Anissa ise evde boş boş oturuyor. Tabii. Kapısını çalıyorum. Kapısını çalıyorum. Senin için. Şey. Gel. Dödür. Hayır şöyle oluyor. Kapı çalıyor. Anissa çal. Gene. Anissa sana gene biri geldi. Ha. Annesi tanıyordur ya beni. Dödür. Gene şey dödür. Yani çok bakmadı. Bir de ben dün şey şakası yapacaktım. Annen yaptı varsay. Senin konuşmanı biraz duydu ya. Sesine ne oldu şakası yapıyor annen senin. Yani şaka yapmıyor. Gerçekten soruyor. Ben bunu yaptım varsay. Unuttum biraz önce. Aklımda dün şey kış yani. Ne geldi diye sesleniyor. Yok yok söylüyorsun. Ah. Selam beni. Anissa... Ne durumda hazırlıklar? Yani bilmem. Ben bir şey yapmıyorum. Normalsesini yapıyor. Ha, ya bilmem evdeydi. Ben ona yemekleri bıraktım. Müziği bıraktım. O halledecek. Ben dediğim gibi zaten demiştim sana senin gitmen yeterli demiştim. Hallolmuş o iş. Jeffrey herhalde dışarıdaymış bilmiyorum. Bulamadım. Jeffrey insanı davet etmiyor muydu? Hı? Jeffrey insana davet ediyordu. Ha, evet, bir şey diyeceğim. Davet ediyor herhalde. Jeffrey. Bir şey diyeceğim. Falan çalarak ortakta geziyor böyle. Şimdi Anissa şöyle bir değişiklik oldu. Efendim. Ben şey söyleyeceğim. Hı. Biraz böyle şey nasıl söyleyeyim. Şeyle. Bileziğiyle oynuyor. Biraz utandı. Şey. Şimdi biz bu partiyi göstermelik yaptık ya. Kaçmak. Hı hı. Belki birazcık gerçekten eğlenceli olmuş olabilir mi? Böyle azıcık partide görünüp öyle mi gitsek? Bir şey diyeceğim. Sabahtan gitmeniz gerekiyor hatırlatıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben anneannemle
anneannemle yemek yaptım. Çok güzel, çok güzel kanepeler, kurabiyeler yaptık. Ben bu partiye gitmek istiyorum Anisa. bir de dedim ki, Norda dedim ki, götürdüm Barış Manço ve Duran kaseti götürdüm Norda. Dedim ki bunlar dedim Anisa'nın en sevdiği şarkılar dedim. Müzik de süper olacak. Niye öyle bir şey yaptın? Açsın diye. Ben bilmiyorum bile onları. İşte biliyormuş gibi yaparsın. Çok güzel şarkılar. Ben sevmiyorum bile onları yani. Bilmiyorum çünkü sevmiyorum. Ne? Ben işte dinle ama çok güzel. Sen... Çok güzel ama değil mi? Niye, ben mi alaka ya? Ama o açsın diye yaptım çünkü. Ben benim sevdiğim bana şarkılar ne deseydim açmazdı. Bana ne aç deseydin? Ama açmazdı. Neyse. Ben diyorum ki bak evet, şimdi. Bak partiye şimdi, gideceğiz. O zaman. Benim bahanem var. Köpeğin hangi yere gitti? Bak benim bahanem var bu gece. Şey diyebilirim. Ben anneannemdeydim diyebilirim. Ha bu gece yani. Partiye gidelim, bu gece şey gidelim diyorsun. Bu gece gidelim evet. Şu anda öyle. Aynen. Hatta yani şey işini, Jeffrey işini bitirsin. Koşturarak gidelim. Ha partiye yetişmeye çalışacaksınız. Aynen. Şey değil böyle en son hani Edward'dan çıkınca böyle 4 kondisyon şey 3'er falan kondisyon yemiş halde çıkıyoruz. Aynen aynen ve parti sonra. Şöyle hani partiye gidiyor ama hani akbat kon. Yani sosyal tutuyor düşüyor yani, orada hani. Şu anda yola çıksanız hani normalde uyuma saatinizde falan adaya varırsınız. Mesela akşam 10'da. Şey. Bir de pazar, cumartesi değil miydi? Yok, cumartesi akşam ben bu oldu. Şu an ben ne yapacağım biliyor musun? Ben evet gideceğim, şeyi bulacağım. Jeffrey'i bulacağım. Bakalım o ne yapıyor? Ona yardım edeyim. Hızlı bitirelim o işi. Sen de şey ayarla. Şimdi gece soğuk olur. Herhalde kamp gibi olmaz ama hani orada işte sıcak bir şeyler, yemek bir şey onlardan ayarla. Niye? Gece üşümeyelim. Daha sonra 1-2 saatte buluşalım. Ben Jeffrey'i bulayım. Ona yardım edeyim. Hızlı bitirelim o işi. Sen de o hazırlığımızı yap. 1-2 saatte buluştuk. Sonra gittik. Sonra köpeği aradık. Aynen. Sonra partiye yetişecek miyiz? Yetişeceğiz. Parti akşam mı? Gündüz mü? Tamam. Akşam. Ben, o zaman? Ben GM olarak burada bir şey belirtmek istiyorum. Ne poster yazarken, ne herhangi bir konuşurken. Hiçbir şeyde saat belirtmediniz. Ben özellikle bunu dikkat ediyorum. Tabii ki akşam parti. Öğlen parti mi yapacağız? Ya yazdık ya. Onu yazdığımızı söyledi. Yerini ve zamanını. Jeffrey söylerken şey yapmadın tamam, mı? Tamam şey yaparız. Ben şimdi yardım ederken geri kalanına düzgün bilgi veririm. Onlar anlaşırlar. Hani şeye ulaşırsak, kritik kitleye ulaşırsak o bilgi yayılır. Şey var. Posterlerin üstüne akşam diye aynen yolda geçerken akşam. Sen bana da zaman harcayacaksın. Aynen. Okay. O hazırlık yapsın. Biz ikimiz parti hazırlığını bitirelim. Ondan sonra koşarak uzaklaşalım. Okey. Rüveyda ne hazırlık yapacağını düşünürken diğer sahneyi oynatacağım. Atakan bir investigate atar mısın? Şeyi zamanlı bir şekilde bulmak için. Her şekilde bulacaksın, zamanlı bulacak mısın? Hadi bakalım. Bir investigate atabilir miyim gerçekten? Şimdi bir durun. Bir sakin. Ben bir şans harcıyorum. Seans bitmeye bir saat kaldı falan herhalde. Biz 3 saat oynuyorduk bunu değil mi? Yorgunluk durumunuz nasıl? Ben ufak bir ara vermek isteyebilirim. Ya şöyle ara vermeyelim bence. Bir 15-20 dakikaya toplayayım ben oyunu. Nasıl olur? Olur. Şimdi lak harcadım. Sizin yola çıkmanızı bağlayayım. Bitirelim. Ben... Yani devam etme okuyayım. Hani bir saat daha devamdı. Bir zaman 25 dakika ara vermeye. Yani ben... Çok uzun değil. Kuşla... Ben normalde de baktım şimdi videoları. 3 saat falan oynuyormuşuz. Zaten 2 saat 10 dakikada video. O 10 dakika daha oynayalım, kapatalım. Yani daha uzatmayalım. Olur. Sen çünkü sabahtan yorgun diyorsun. Ben de saat 6'da kalktım. Ben hem de şey iyi bir kapatma yeri ya siz yola çıkarken. Ben puşlamaya da karar verdim. Hiç beyin topuya girmemiş olacağız ama okey bu değil mi? Hani onu yapmaya çalışıyorum. Hiç ona okey. Ben puşlamaya da karar verdim.
Atakan. Yere. İyice. 3 seans sürecek bir maceraya yola çıkmak üzeresin. Yani. Evet, yapacak bir şey yok. Ben bu işi çözmek istiyorum. Şöyle bir şey oluyor. Ben ararken sen şeyler B sınıfından birkaç kişi beni görüyor sokakta koşuştururken. Onlar da kar toplarını yüklenmesinler mi? Ha, senin canın acıyor. Ha, injured oluyorum. Ah, olmadı. Ve bir de üzerine kar topu yiyorum. Böyle zar zor kaçışıyorum falan. Bir de itibarım orada bir yerlere düşüyor. Ve buna rağmen şeyi bulamıyorum. Hayır, geç buluyorsun. Geç öyle buluyorum, geç biliyorum. Yani şey olmadı, o an bulamadım yani. Aynen. Yeterince hızlı bulamadın. Şey, bir de yazıları falan değiştirdin. Kar topu yedin, canın acıdı falan. Dalga geçtiler seninle. Yani şöyle, bunun hani sorunu şey olacak. Yani partiye yetişmeniz zorlaşıyor. Yani bu tarz şeylerle. Anissa bu sırada ne hazırlık yapıyor? Anissa şey, neydi adı? Partide vakit geçirecek şeyler. Beni kesin bahsetmiştir. Anayisle yaptığı şeyleri anlatıyordu. Anlatıyor genelde. Dur. Erhan. Bu oyunda yasak. Ama bu zara okey. Ver 4500'ü atsın Atakan bir daha. Kıyamadım ben de. Şey oldu. İncir aldı. Ama bir atıyor mi? İncir aldığı için. Bir eksik atıyor. Hayır. Yok, lirollarda değil bundan sonra. Hı. Bu zarda değil. Okay. At verdi mi? Ben görmüyorum. Ha, vermedi. Verdi. Mervilla'na yediye yazmış. Atakan'a vermiş. Yes be! Onu bakıyorum. Yes be! Yes be! Erhan seni seviyorum Erhan. Tamam. Sen zamanlı bir şekilde hani şey oluyor. Kartopları falan yemene rağmen. Orada curcuna oluyor ya, Jeffrey fark ediyor yakından. Aynen. Şey oluyor ve sesleniyor sana, arka sokaktaymış aslında. Hı-hı. Sen pas geçecektin. Şey, Jeffrey seslenince yanına gidiyorsun. Siz oynayacağız. Önce Rüveyda'nın Hı-hı. yarıyı bıraktım, cevabını alayım. Şey, neydi adı? Beni genelde analizle geçirdiği vakit hakkında heyecanlı. Bu yüzden hani bana söylemiştir diye varsayıyorum işte konuştukların şeyin detayını. Parti için oyun böyle hani vakit geçirecek şeyler falan ayarlamaya çalışıyorum. Sen hayır, seni kapatırız, ayarlaman gerekiyor. Yol, ne demek ki? Sizden yani sen bunu ayarla istersen. Ben de öyle bir şey istedi. Pardon unuttum. Şey yani kapatırız. Okey. Geceyi orada geçireceksiniz. Evet. Sıcak yemek bir şey ayarla dedi sana. Seksiz okay, bir şekilde. Okay. Evet yani şey... Anissa bundan şu yüzden rahatsız. Seksizinden değil hani sıcak. İyi zaten. Şey, bu Jeffrey'in dışı. Bu Jeffrey'in dışı olarak rahatsız oldu ama şey neydi adı? Jeffrey şu anda meşgul olduğu için iyi, tamam bu seferlik diyerek. Ne hazırlık yapıyorsun? Şey, yanına neler alacağı almayacağım. Şey termosta büyük böyle hani büyük miktarda sıcak çikolata yapayım. Hem doyurur hem sıcak olur diye düşündüm. Ondan sonra bir de şey. Bunlar ne kadar yargı bilmiyorum da heat pack oluyor ya böyle. Yani kimyasal şey. Evde var mıdır acaba? Ben buna yani, bir zar isteyeceğim ama ne isteyeceğim bilmiyorum. Hiçbir şey bence vardır. Ben buna bir zar isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Investigate isteyeceğim. Başka ne isteyeceğim? Ya da yani ya investigate isteyeceğim ya tinker isteyeceğim ama investigate isteyeceğim. Çünkü ben iyi biçeyim. Investigate. Hadi bakalım. O zaman 6D6. Ay. Var ve 6D6 lan. Maşallah. 4 paket. Ben şey. Normalde 2 paket diyecektim çünkü. Hani normalde item bulma kurallarını şey yapacağım. Daha fazla use veya daha iyi artı verecek şekilde oluyor. Normalde 2 paket artı 2 verecekler sıcaklık için diye düşünmüştüm. Şimdi seç. Hani her bir saksı için artısını arttırabilirsin ya kullanımını arttırabilirsin. Ben şey diye düşünmüştüm. Olursa eğer hani heatpack dışında başka böyle kullanışlı benim şu an oyuncu aklıma gelmeyen bir item mesela hani bana tamam, verebilirim. Okey, bir tanesini de bunu kullanıyorum. O zaman 3 tane artı 3 verecek ısıtıcı alıyorsun. Tamam mı? Bunu not al. Ben unutacağım haftaya. Evet. Grubu anlatın bakalım. Tamam. 3 tane artı 3 verecek ısıtıcı şey yapıyorsun. Artı sen hani bunları çatı katında ararken şey böyle
tam çadır da değil de böyle şey bilmiyorum, rüzgarlı alanlarda şey yapabilmek için böyle ne denir, hani siper yapabilmek için böyle sert direkli paravan. Çadır. Paravan. Aynen. Ne? Böyle paravan. Sert direkli paravan. Okay. Aynen. Paketlenebilir mi? Böyle bir çanta. Kamp çantası buluyorsun. Isıtıcılar zaten orada. Hani demek ki annen baban gençken falan, araları böyle iyiken, böyle konuşmam falan sıkıntıları yokken. Geçimsizlik yokken. Şeymiş. Beraber kampa falan çıkmışlar. İki tane de hatta. Ben sadece alkol köşesi var diye düşünmüştüm ama o da oldu. Geçimsizlik de olur. Şey. İki, yani hani şey, iki bedroll ve siper. Ve yani kamp çantası buluyorsun sen. Beş, içinde üç tane ısıtıcı, iki bedroll, bir şey var. Siper var. Okey. Kamp çantası. Çanta se, aynen senin kadar. Taşıması zor. Kamp çantası, iki bedroll, üç siper, üç tane de ısıtıcı. Hayır, bir siper. O siper dediğim şey tam ne olduğunu anladınız mı? Hı. Böyle yarım çadır gibi bir şey o. Bir tarafı açık çadır gibi bir şey. Evet. Aynen, bir tarafı açık çadır gibi bir şey. Aa şey, okey, okey. Yani genelde şeylerde, kutuplarda falan kullanılıyor da. Evet. Yani, tabii yeterince kuzeydeyiz herhalde. Yeterince kuzeydeyiz. Yanlış mı düşündüm? Bence doğru, doğru düşündüm. Doğru düşündüm, doğru düşündüm. Okey. Şey, ben senin dediğin zaten almost verbatim'le kaldım. Çadır çöker çünkü yukarıda. Almost verbatim not aldım senin dediğini. Tamam. Şey, bu kadar detaydan sonra hatırlarız yani. Aynen. Tamam, sen hazırlık yapıyorsun. Çantayı böyle çekiştiriyorsun. Annenlere çaktırmadan da bu çantayı dışarı çıkarmak için bir sinik atıyorsun. Pride'larımız şey, şey başınaydı değil mi? Tamam. Seans başına. Tamam. Ben hallederim bunu. Sen sıvışıyorsun. sen sıvışıp buluşma noktasına gidiyorsun. Çantayı sürükleye sürükleye. Şey, sıcak çikolatayı da evet. Evet evet. Çantayı, sıcak çikolatayı da çantaya koyuyorsun. Şey. Jeffrey ve şey, siz kapı kapı gezip insanları davet etmeye başlıyorsunuz. Birkaç tabii böyle B sınıfından insanları atlatıyor şey zorla. beni zorla. Bir de sen bir kapıyı çalıyorsun. Şeyi görüyorsun. Ne denir? Mehmet'i görüyorsunuz. Kapıyı Mehmet açıyor. Kapıyı açtığı anda koşarak, kapıyı çekip koşarak kaçıyorsunuz. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Jeffrey? Ha, bu senin memo. Osmanlı memo. Kahveci. Bir kahveci. Tamam. Ya ben gelirken kar topu yedim. Şurası var ya. Ah, biraz ağır yedim. Umarım sorunu yaşatmaz bana. Böyle böyle bakayım. Şey yapacaksınız. Bir oynamak istediğiniz bir sahne daha var mı? Özellikle yo. Doğukan. Özellikle Doğukan. O zaman Doğukan bana şöyle genel bir charm atsan. Olur. Ben de şey hesap yapmıştım. Yaklaşık 60-70 kişi en az çıkmıştır diye. Şey daha mantıklı. Charm. O kadar şey yok. Sınıflar o kadar kalabalık değilsiniz ya. Hoş geldin Enkarhan. Ne, bütün okul davet etmiyor muyduk? Yani şöyle bir alt sınıf, bir üst sınıf, bir de kendi sınıfınızı davet etseniz bile hani sınıflar topla, yani dönemde toplamda toplam kişi. Lakımı harcasam ama. Hayır, şey, zara sonucu olarak yapmam. Ben genelde zar istiyorum. Success sayın benim için daha önemli. Harca resetleniyor. Son seansın son zarı bu. Ha, seans başı resetleniyordu. Doğru, ben şey yanlış düşündüm. Pride Adventure başı. Pride seansı. O da şeydi. Üst üste lak kullanamıyordun. Okey tamam. Hı-hı. Diyorum beni neden o zaman kendini zorladı resetini sen? Ne söyleyeceğim? Ama beni, hayır, beni sen çay teklifi yaptığın için bu zarlarda başından beri artık alman gerekiyor. Bunu ben evet. Mi hatırlatacağım? Baştan başla at altı. Yok, hadi bakalım. Yok. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kural hatası oldu. Gerçekten ikonik item olduğu için artık alması gerekiyordu. Hatta Pride'ını da kullanabilirsin. Aynen Pride oto bir success. Pride'ımı kullanıyorum. Tamam, bir success alıyorsun. Evet. Harcadığın lakı da atsana gerizekalı önce. Zaten harcamıştın. Ya evet. Hayır, çizlemiyorum. Gerçekten unuttuk. Evet. Artı 2 kural hatırlatma. 3 haftada bir oynuyoruz bu oyunu. Tamam, şimdi Pride'ını kullandın. Pride'ın senin insanlara çayın mükemmelliğini anlatmaya çalışma. O yüzden bir success alırsın. Yani bir success iyi bir şey her zaman.
Yani aynen, bu arada 20'de 6'da sakse satamadı. Evet. Ama ya şöyle, zaten o kız da işte birkaç kişi çağırıyor falan. Senin bir misteri savanıyor ya. Ha? Çayla falan birleşince konu. İnsanlar çünkü şey, okulda hiç çay içmemiş insanlar var, tamam mı? Bir de bu çay kavgası. Son birkaç haftadır kafeteryada bir çay kahve kavgası olduğundan haberdar herkes. Şey, o yüzden böyle bir çay deneme partisi, kurabiyeli kanepeli alt dönemin evinde falan, böyle şey ilgi çekiyor. Bir de şey, niye alt dönemin? Herkes de şey sorusu var, onu duyuyorsunuz. Çünkü mesela sen bazen eve gidiyorsun, telefonla çoktan haber gelmiş oluyor. Şeyi soruyorlar, niye alt dönemin evinde? Beni bakıyor, neden olmasın diyor. Jeffrey gülümsüyor falan. Yani böyle bir ortamla şey yapıyor. Sonra siz öğlen, hani öğle saatini geçtik artık. Hani saat 2 falan. Koştur koştur yola çıkıyorsunuz. Hızlı hareket etmek için ne yapacaksınız? Bana şey söyleyeyim. Çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Ben... Bisiklet altı tek vapur vardır. Ekspres vapur vardır bu adadan. Ekspres vapur yok. Tak. Ben... Ya iki vapur kullanmak zorundasınız ama bisiklet mi cevabınız? Paten mi yoksa? Patensel vapur kullanmayabilirsiniz. Ama çok yorulun haberiniz var. Ben... snowboard. Tamam da kaç kişi bineceğiz snowboard'a? Ben onu düşünüyorum zaten, snowboard'a getireceğim konuyu. Zaten de yoruluruz da şöyle, hani nasıl oturduğumuz şey kayarsa o kadar yorulmayız. Tamam, 3 kişi mi binip kayacağız demeden? Kızak onun adı. Aynen. Onun adı evet. Aradığınız köpeği bulsanız kızağı çektirebilirsiniz. Ben bir şey diyeceğim. Ben kendimi kurtarırım. Siz kendinizi kurtarın. O kadar da değil. Evet. Bu arada iyilik yapıyorum size. Bu zarı bu seans attıracağım. Sıradaki bir seansı sonra attıracağım. Peki bir şey diyeceğim. Çivili bot. Seçenekleriniz. Vapur kullanmak kesinlikle ödüyor. Şeyden dolayı. Hem dinlen, çünkü araları hızlı gideceksiniz ya. Dinlenmenizi sağlıyor. Şimdi stratejik planlamayı söyleyeyim. O yüzden, ama buzda vapurdan daha hızlı gidebilirsiniz. Patenle kesinlikle. Çünkü vapur bir de buz kırıcıyla hareket ettiği için çok yavaş. Yani buz kırıcının açtığı yolda, çünkü buzlar var, şeyler var. Titanic filmi çıktığından beri dikkatliler. Çıkmış mıydı Titanic? Daha çıkmadı sanırım. Emin değilim. Ben de emin değilim. Neyse. İşin kara tarafı, yani buz değil karda hızlı gitmekle ilgili çözümler bulabilirsiniz. İşin komik yanı, bisiklet bir seçenek ama zor. Yani bisiklet zarınız zor olur, onu söylüyorum. Çünkü bisiklet kayacak, şey yapacak. Ben şey düşünüyorum kendim için. Karda snowboard, şeyde paten. Buzda paten. Ha, vapur değil. Gölgelere gidiyoruz abi. Bir tane tahta parçayı söküyoruz. Gölgelerde buluştunuz zaten. Aynen, gölgelerde buluştuk. Tamam. Tahta parçalardan birini söküyoruz. Makeshift kazak. Şey, kazak. Kızak. Kızak. Yani çok sorun o sanki. Bu zaman alır, Tinker'da iyi atmazsan. Dur, sen söyle Ruh. Zar atılmadan önce sen söyle. Ben şey düşünüyordum. Neydi adı? Vapurla gideriz. Ama vapurdaki süreyi oradaki süreyi reduce edecek şekilde kullanırız. Spesifik olarak şey, neydi adı? Hani oturup mesela işte şey, bölge haritasını işte defterimden bakıp işte nasıl söyleyeyim, nereye gidiyor olabilir? İşte hani hangi yola baksak, nereye baksak daha iyi. Investigate atalım diyorsun. Ama o arama kısmı için. Ama o arama kısmı için. Şu anda mekana gidene kadar ki yolu söyle. Anladım. Diyorum ki kayarken bunu düşünmemiz zor, oturup planlamak kadar. Hani şey yaparken vesaire. Vapurda literally vapur giderken oturup bunu hani daha şey düşünebiliriz. Hani actual plan yapabiliriz ve oradaki zamanımız inmiş olur demeye çalışıyorum. Tamam, bu sıradaki seansa kalacak bizler ama okey. Benim aklımda bu vardı ama tamam, şey. Bunu unutma haftaya kadar. O zaman vapur yani, mu? Eğer planınız buysa. Yani, bu zarı çünkü Rüveyda bir sebepten ötürü haftaya attırmam gerekiyor. O yüzden şey, unuttu mu güzel fikir. Yani kullanacaksınız. O zaman vapur. Ben herhangi bir yönteme okuyayım. Böyle aklıma bu gelmiş. O zaman ya vapur, yanınıza bisikletlerinizi de alın. Ama kar. Zak yapabilirsiniz. Aynen. Yanımıza patenlerimizi alıp evet. Ya buzdu. Evet, yanımıza... Paten buz ya, şey değil. Kar değil. Tahta çıkartıp vapura binelim. Sonra gittiğimiz yerde... İşte onun için zarını, Tinker zarını atması lazım.
Okay, şimdi Tinker'ı halledelim. Sonra bu Pur'u şey yaparız. İki saktez. Nasıl bile. Özellikle doğru yerinden kırdım ve tam iki kişinin şey yapabileceği hani böyle kocaman değil de taşınabilir bir şey yaptım. Şimdi şöyle. Üç success var. Tamam mı? Zaten iki kişiyi alacak gibi yaptığını varsayalım. Hoş geldin Şükrü Saylama. Oyunu bağlamak üzereyiz. Biraz bekler misin? Bağladıktan sonra koşalım. Oyunun sonundayız. Hatta şöyle yapalım. Discord'umuza yaz sen bizim bunu. Orada cevap verelim. Dokan. Abi normalde şöyle çok uzun sürecekti bunu hazırlamak bir kıza. Ama 3 kişiyi alacak ve zarınıza artı 1. Hani oyunun mekaniği şey. Yapmak istediğin şeyi yapıyorsun ama artı 1 bonus veriyor normalde. Önemli değil, önemli değil. Tam oyunun sonundaydık o yüzden. Ne denir? Kural olarak böyle. Tinker'ın kendi kuralı. Şimdi senin bir tane ekstra success'in var. Bunu zamanını kısaltmak için kullanabilirsin. Ekstra artı almak için kullanabilirsin. Böyle başka bir şey çıkıyor. Ama her şekilde üçünüzü alacak bir artı bir sizin move'larınıza artı bir verecek bir kızak yaptı. Zamanı kısıyorum. Tamam. Zamanı kısıyorsun. Hızlıca bir derme çatma bir kızak yapıyorsunuz. Yokuşlarda çekmeniz gerekecek ama özellikle yokuş aşağı giderken yolda yokuşlarda böyle yandan iki kişinin ayakla falan itmesi gerekecek ama hem eşyalarınızı taşımak kesinlikle çok kolay olacak. Öyle bir avantajı var. Ağır bir çantanız var sonuçta sizin yanınızda. Ne denir? Yolu alıyorsunuz. Şimdi ben şöyle hepinizden bir muzarı isteyeceğim. Ama kızakla gittiğiniz için hepinizin bir artı biri var. Ama Atakan sen ayrı şey kullanmıyorsun kızak varsa. Değil mi? Kullanmama gerek yok herhalde. Aynen. Ama şöyle bir şey var. 3 success istiyorum ya. Direkt toplu sayacağım. Kızak olduğu için ortada. Ve yani hepiniz o artıyı, kızağın artısını bir kere değil 3 kere kullanmış olduk o yüzden. Ha. Normalde bir kere kullanılırdı. Okey, o zaman dur. Tamam, ben eklemedim. Ekliyorum, ben bir tane daha atıyorum. Ben kullanmadım. Kızağın artı birini almadın mı? Almadım, onu atıyorum şimdi. Tamam. Okey. Ben şansımı kullanacağım. Seans başıydı sen şans değil mi? Evet. O yüzden bu zarı şey yaptım. Ah. Doğukan, siz de birer şans kullanın isterseniz. Ama benim şanslarım bitti. Ama ya ben kullanırım da. Saksesi çöpe atmıyor. Öyle bakmıştık ya. Aha, buşta ya öyle yap. Diğerlerine atıyorum. Luck'la buş aynı mantık. Okey. Okay, öyle değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ben sanki push'ta öyleydi diye hatırlıyorum. Push'ta öyle diye hatırlıyorum ben de. Okay. Neyse ben deneyiyorum o zaman ya. At sen gelmezse zaten şey gelirse bakıp ben gelmedi zaten. Aynen. Tamam. Oh. Tamam yani şöyle istediğiniz kadar hızlı gidemiyorsunuz. Şöyle olacak. Normalde şeyim şuydu. Zarı da Anissa failladı. Ben yorulmuş muydum ya? Hayır, Anissa yorulmuş. Sonuç bunun zarın sonucu olarak. Tamam. Yolda Anissa zarı fail'layan kişi olarak yorulmuş. Yorulacak bu koşturmacada. Ağır çanta şey yaptı falan. Özür diliyorum. Yo hayır neydi adı? Kendime kızdım yani neydi adı? Şey yapsaydım, puşlasaydım şey olabilirdi diye. Çok şey. Aynı şey gelecek. Puşlasaydım. Ya evet aynen ama aynı şey ne bileyim. Neyse. Evet. Zaman daha şey olacaktı yani. Evet. Yani yo. Zaman işte cezası bu. Çünkü iki kişi tutturdu ve tek kızakla gidiyorsunuz ya. Çok zaman kaybetmek hani çok az zaman kaybediyorsunuz belki ama sen çok yoruluyorsun. Yorulma şeyini işaretlersen haftaya kadar şey. Ve oyun şurada yani ilk şeye biniyorsunuz. İlk vapura. Biraz plan yapıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. İkinci şeyde daha da hava kararmaya başlıyor. Çünkü saat 3'te falan batıyor güneş. Çok daha hızlanıyorsunuz. İkinci şey hava kararıyor falan. Hava karardıktan sonra ikinci vapura biniyorsunuz. Oyunu ikinci vapurdan alacağız haftaya. Ben çok eğlendim. Umarım çok siz de eğlenmişsinizdir. Yani çok hani en karakterlere o kadar güzel girdiniz ki hepinize teşekkür ediyorum. ve
Rüveyda özür dilerim. Ağzınıza sağlık. Şimdi şey, bu arada ben hani bizim bir takipçimiz sağ olsun bir mesaj atmış, onu okuyayım, hepimizin bir görüşünü bildirelim hani oyunun kapanışı. Rüveyda istersen gidebilirsin. Okay. Sosyal medya için kafamda belirlediğim bir tema var. Oyun tabletop RPG müzik kodlama. Neredeyse her şeyi kapsayan. Sizce bu konuya uygun nick real name mi olmalı? Yoksa hayal gücünde ürettiğim bir isim mi olmalı? Deyip bir şey atmış. Anket atmış. Ve iki seçenek var. İki seçenek var. İsim önerisi almıyor. Discord'umuzda da aynen. Discord'da da açıklamış tekrar. Bunu duyanlar, şey yapanlar gelsin bu komünitemizdeki relatifli yeni bir üyemiz Lore of Creator. Şimdi anketten gördüm. Discord'da aktif kendisi. Çok güzel sorular soruyor falan arada. Şey yapmak isteyenler, cevap vermek isteyenler, ne denir? Fikir belirtmek isteyenler Discord'a gelsin. Bu güzel oyunu oynamamızı sağladığı için İzmirli dostlarımız D20 Masaüstü Oyun Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Onlara gidip bakabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Böyle zarmar falan. Ayrıyetten mükemmel oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şu oyunu daha güzel bir üçlüyle oynayamazdım. Bugün bana tekrar bunu ispatladınız. Hepinizi çok seviyorum. Yaşam yerine geldim. Böyle bir nasıl ki? Ben niye yapamıyorum bunu? Bir şeyler oluyor orada ama. Tamam. Şeyden YouTube'dan izleyenler de Discord'a gelsin. Hem muhabbet edin, hem oyun ne kadar güzel dediğin, hem komitemizdeki dostumuzun anketine bakın diyorum. Ve Super Villain Benny için artık bu bölümü kapatıyorum. Daha fazla Tales from the Loop'suz kalmayacağız. 2 hafta aradan sonra geri döndük. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.